aşkım. Seninle dans edecek. Ne aşkı mı Mustafa? Bu ne hal? Dans provası. Baba, sana bir şey göstereceğim. Annen oğlum o annen. Anne bak. Gitmediğiniz yer kalmamış. Allah sizi kahretmesin. Tükür evladım babanın suratına. Şu surata, şu mıyıklı surata tükür evladım. Hokkalı tükür, hokkalı tükür. Oh tükürdüm. Hafifçe giriniz. Girdiniz mi? Cevap veriyorum ya. Girdim, evet girdim. Protein iç. Protein iç. Yağ yak. Yağ yak. Kas yap yap. Şimdi nefes alır. Saç. Tut, tut. Tut. Allah'ını seviyorsan tut. Ama ben çok küçüldüm. Üzülme, ye bakalım şunlar. Oo, Sinan proteinleri. Kendine geldim, şiştim. İşte güzel protein. Benim yolum protein. Ersin ne yapıyordu? İnternette face it. Bu mu internette face it? Bu kadar bedeninle barışma. Küsün ya şu bedeninizle biraz. Yeter, sizi kandırıyorlar. Benim bedenim benim kararım. Onun 200 kilo yeter be. Yeter. Şimdi gülme artık be kız. Gülme. Suratına protein tuzu atacağım. Adam gurme ya. Yemek doktoru ona göre. Karpaccio. Karpaccio. Peki. Ersin. Açılın ben doktorum. Açılın. Ersin kork kork. Sevgili seyirciler, Güldürme Beni Evinden herkese merhaba. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Artık iyice alıştık. Biz de ısındık. Onlar da alıştılar. Gidenler var, yeni gelenler var. Hayat evet, böyle. Evet, bakalım yeni bölümde bizleri ne sürprizler bekliyor. Şimdi ilk yarışmacımızın eve girişiyle programımızı başlatalım. Merhaba Sinan, ya, nasılsın? Gel buraya. Senin şu var kendine dalga geçmene bayılıyorum. Senin var ya şu kendine dalga geçen tarafını. Bayılıyorum ya. Yemin ediyorum var ya. O kadar kendine barışıksın. Ya gel buraya. Bence 3 kişi gideceğiz. Diğerlerinin hepsi elenecek gibi hissediyorum abi. Ya hemen nasıl kulisi kuruyorsun bir anda? Selamlar. Aha. Merhabalar. İşte adamın geldi ya. Vallahi özledim sizi ya. Yüreğinle varsın. Kendine o kadar güzel bağ geçiyorsun. Senin olmadığın bir bölümde ben sağ diye biyoenerji verdim, tamam mı? Hmm. Biyoenerjist oynadım. Ama o kadar gerçekçi oynamışım ki abi. Biraz metot oyuncusuyum biliyorsun. Vermiş gerçekten. Öyle bir enerji yüklemişim ki buna. Evet. Herkes burada hayvanlarını falan topladık bir kovaya. Herkes orada hayvanı çıkar. Sonra ben bunu aldım. Kovayla döktüm Sadi'nin üstüne. Sadi orada travmaya bağlı bir şey aldı üstüne ve oradan başka bir sete gitti. Ya orada baygınlık geçirmiş. İnandığını farklısın değil mi? Evet abi. Sonra doğruymuş işte. Gibi düşünüyorsun. Evet. Orada bir baygınlık geçirmiş. Dedim ki benim oynadığım o biyoenerjisiyle ilgili. Bu metot oyuncusu. Şu an sana dava açabilirim biliyorsun değil mi? Kayıtlar da var. Ya sen ama öyle bir kendinle eğlenen bir adamsın ki. Selamünaleyküm gençlik. Gel buraya. Özledin beni. Gel buraya. Aynı o mesaj. Dalga mı geçtin kendine? Yok. Ben de. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Geliyorum hemen bir hacet giderip geliyorum. Bu hafta aramıza katılan yarışmacımız sevgili Hande. Hoş geldin diyelim Hande'ye. Çok güzelmiş burası. Evet evet. Öyle yaptık. Geniş ferah. 1+0 ama geniş. Geniş. Yüksek tavan. Evet yüksek ferah. Tavan. Ferah. O yüzden ferah bayağı. Sadece esprilerine başladı 1+0 falan olarak. Tabii. Hiç güldürmüyorum bu ya arada. Ya şimdi ayıp olmasın diye gülebilirsin şu anda da hani bir süre sonra. Şu anda gülebiliyoruz. Şu anda gülebiliyoruz. Bir zaman sonra tut kendini. Şu anda da gülemiyoruz ya. Şu anda gülebiliyoruz. Ama yeni şu anda geldi gülebiliyoruz. Kime göre mesela? Yalan söyleme. Abiciğim. Yeni geldi. Demet Hanımcığımla Şahin Beyciğim gelecekler. Doğru, bize doğru. Diyecekler ki çocuklar başladık nasılsınız iyi misiniz diyecekler. Sonra başladık diyecekler ha. Çıkacaklar ondan sonra biz. Ben de öyle biliyorum. Teşekkürler Sinan. O zaman hem yeni yarışmacımıza bir hoş geldin diyelim. Diyelim. Hem de yarışmayı başlatalım. Evet. Demek ki ne yapıyoruz?
Gidiyoruz. Salona gidiyoruz. Buyurun. Hande, bak kahve var kızım. Afiyet olsun, sağ olun. Yap yavrum, benim ellerim yağlı. Bak çocuklar, arkadaşınıza bir şeyler hazır. Hoş geldin kızım, ilgilenemiyorum. Ödem suyu ister misiniz? Ödem suyu kalmış kızım. Ödem suyu mu? Öküden kalanlar. Ah, birisi geldi. Başkanımız geldi. Başkanımız geldi. Merhaba arkadaşlar. Her şeyi biliyorsun ama evet, bir kere daha anlatayım. Tamam. Gülmek yasak. Ya evet. Güldürmek bol bol serbest ama bu gülen yüzün de pek yakışıyor sana, o da ayrı. Teşekkürler. Güldüğün kadar güldürebilirsen bu da senin için artı. Güldürmelerinden gülmelerini çıkartıp aradaki farkı alıyoruz. Değişik bir matematiği var programın. Çok tatlı hikayeler var bu hafta sizin için. İlkiyle başlayacağız az sonra. Biz kapıdan çıktıktan sonra gülmek yasak, güldürmek serbest. Buyurun, ev sizin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi eğlenceler. Demet kapıdan baktırır, kazma yürek yaktırır. Hande, kulaklığında bir problem olabilir. Bir güler misin? Yukarıdan söylüyorlar. Aa, bunu biliyorum Sinan. Bildiğin için yaptım. Beyine güldü bu güler. Gülme. Hande, Sinan'a kesinlikle güvenme. Ben 6 yaşındayken otobüse bindim. Tamam mı? Otobüste bir tane amcanın ayağına bastım. Pardon dedim. Fren yaptı otobüs. Amcanın ayağına bastım. Pardon dedim. Adam da bana döndü böyle. Yüzüme bak dedi ki, pardon demene gerek yok. Bunu söylemen yeterli. Çocuksun böyle 6 yaşında. Ben de adama baktım böyle. Adam söylediği şeyi düşünmen yeterli demek yerine, aynen öyle, söylemen yeterli. Ama iki kişi güldü galiba. Hadi Hande'yi saymıyorum, o yeni geldi, gülebilir kız. Sana ne oldu? Kafadan iki gülme bende. Ben yazdım. 3 Hande'de. Sende? Ben hayır, ben hikaye anlatayım. Anlatırken gülüyorsun. Anlatırken gülersin. O başka bir şey. Ben buradan kaybediyorum değil mi? Ulan hep buradan kaybediyorum. Ya. Evet. Aa, evet dedin. Evet dedim. O başka bir yarışma. Hande'nin güldürdükleri sayılıyor mu? İlk hayır, sonra. Hande fasulyede. Evet. Ben peki güldürürken düşündürsem bugün bir yandan da. Yapma, orada da çok eski bir şaka çok be. Çok eski bir şaka. Oo, ama olsun, o eskilerde. Hoppa. Göl maya tutar mı Nasrettin? Ay. Ya tutarsa. Arkadaşlar, ilk doğaçlamamızı anlatıyorum. Mustafa, bir şirkette genel müdürsün. Zenginim. Genel müdürsün, yani zengin demedim. Yani mesleğin bu. Aynı şirkette çalışan Aslı Hanım'la bir gönül ilişkiniz var. Gizli bir ilişki. Eşin Hande bu durumdan şüpheleniyor ama sen sonuna kadar inkar ediyorsun. Yine günlerden bir gün senin odanda, şirkette biraz samimi bir pozisyonda konuşurken, hafif de böyle cilveleşirken ani bir gürültüyle kapı açılıyor ve melek yavrun ve eşin içeri giriyor. Melek yavrusu? Tabii ki Ersin Korkut. Pardon. Şimdi şirketimizin 25. yıl kutlamasında. Ha aşkım. Seninle dans edecek. Sen karın kızmayacak mı? Hı? Karın kızmayacak mı? Karım gelmeyecek. Gelmeyecek? Bu akşam çocuğa bakacak. Şimdi sen tango biliyor musun? Tango. Öğreniriz hayatım. Ben biliyorum. Gerçekten tango öğreteyim mi? Öğretelim. Bak şimdi. Ha. Tango şöyle yapılıyor. Nasıl? Birbirine yanaşıyorsun, tamam mı? Böyle. Nasıl? Allah belanı versin. Aa! Aa! Aa, utanmaz, arlanmaz. Aşkım! Ne aşkı mı Mustafa? Bu ne hal? Dans provası. Ersin, oğlum! Baba. Gel babacığım, gel. Gel babam, gel. Aslan oğlum benim. Baba çok gel, izledim. Gel, oğlum bir. Gel, gel. Aslan oğlum, gel şöyle otur. Hande'cim gelsene. Hoş geldin Hayatım, niye haber vermedin seni karşılattın? Hoş geldin Sandı Hanım. Şey yapamadım, keşke şoförü müfürü gönderseydin. Mustafa, o ne samimiyet böyle sekreterinle? Aa, samimiyet değil efendim. Sen ama sordun ben, sen Mustafa mısın? Çok haklısınız, ben size çay demleyeyim. Bak.
Hande'cim. Bir de dokunuyor koluma falan. Al oğlum şuradan bilgisayar açıyorum. Ne güzel. Oğlum uslu uslu. Evet. Şu... Baba top gibi gidiyor. Hande'cim. Ne güzelmiş. Şirketimizin 50. yılını kutluyoruz. Ve asistanım Aslı'yla ilk dansı beraber yapacağız. Çünkü neden? Bizim şirketimizde çalışanlar çok önemli. Çalışanlara benim bir dans geçmişim var. Yani dolayısıyla sekreterimle, muhasebeciyle, çaycıyla herkese dans edeceğim. Teker teker çalışıyoruz. Ne dans yapma edeceksiniz? Çocuğum. Tango. Buyurun ben bir izleyeyim o zaman. Tabii. Evet. Tango şöyle. Gel. Buyurun. Bütün şirket çalışanları otelde dururken ilk dansı biz Aslı ile beraber böyle çıkıyor. Mustafa gerçekten bu nasıl tango ya? Allah cezanı vermesin. İnsan biraz bir video seyreder ya. Bir haftadır eve geç geliyorsun, prova yapıyoruz diyorsun. Öğrendiğin bu mu? Şu şekilde var. Bu çıkışım ama tango bu ama. Evet, tango da burada halay yani yaptığınız, gösterdiğiniz. Şimdi normalde şuradan dediler ama biz şöyle çalıştık. Ersin seslen ara sıra. Baba sana bir şey göstereceğim. Baba de. Sana bir şey göstereceğim. Ben de sana göstereceğim oğlum birazdan. Ha baba. Yani şu anda Ersin buldun fotoğrafları ve babana ve Aslı'ya bakıyorsun. Aa! Aslı abla senin saçın eskiden sarı mıydı? Aslı abla senin eskiden saçın sarı mıydı? Annen oğlum o annen. Aa burası neresi diyorsun? Aa babam üstüne ne giymiş? Aa falan. Burası duymuyorlar neresi seni. Ya? Aa burası neresi? Aa babamla Aslı abla burada da dans ediyor. Aa babamla annem burada da dans Aslı ediyorlar. Abla, Aslı abla. Ablayla. Aslı baba, ablayla dans burada dans ediyorlar. Hep dans ediyorlar. Babamla... baba siz bütün dansları biliyorsunuz de. Aa... Niye prova yapıyorsunuz ki de? Babacığım Aslı ablayla dans ediyorsunuz. Niye burada dans ediyor? Burada bir Allah dans belanı vermesin senin oğlum. Ne diyorsun sen? Bir şey konuşuyoruz şurada annenle. İyi ben burada sizi gördüm. Görebilirsin o benim bilgisayarım. Annenle beraber. Anne bak aa. Aslı abla. Aa utanmadan baba. Bir de. Burada ya. Gitmediğiniz yer kalmamış. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Kaç. Kaç. Kaç küçük küçük şeytan kaç. Mustafa. Mustafa. Bak. Bak. Bu ne Mustafa? Bu ne Mustafa? Bak kafanı var ya koyarım sıkıştırırım. Kafanda kalmam Mustafa. İşte her yerini hasta, sıkıştırırım hasta. Tost makinesini bilgisayar zannediyor. Ben bu kadından o yüzden boşanmaya çalışıyorum. Anladın çocuk mı, da arızalı çıktı. Bu Mustafa bu tost makinesinde senin sonunu getiririm ben. Tükür evladım. Tükür evladım babanın suratına. Şu surata şu bıyıklı surata tükür evladım. Hokkalı tükür. Hokkalı tükür. Oh tükürdüm. Hadi yürü al çocuğum boşanıyorum senden. Boşanıyorum senden de donuna kadar da alacağım. Donuna kadar bak donuna kadar. Öncelikle hayırlı olsun. Ya sağ ol teşekkürler kusura bakmayın ben heyecanla hayır. Birlikte. Yok yok sen hadi sen hadi heyecandan ilk bölümü. Ve sıra Hakan Bilgin'de. Bakalım bize neler hazırladın? Sinan Bey ha. Sizden geldim. Destek rica edeceğim efendim. Tabii ki efendim ne demek. Sahnenin ortasına aha. Seni sandalyeye oturtalım. Ben tamam. Senin tam ensende tamam. Mikrofonla şöyle. Ha. Rotanız oluşturuldu. 1.1 kilometre düz gidiniz. Hafifçe soldan devam ediniz. Hafifçe dedim. Hafifçe sert değil. Hafifçe soldan de... Ah öyle durasın. Çizgünün üzerinde gitme şeridini bil.
Hafifçe soldan gidiniz. Bu ne ya? Sağdan manzaraya bakınız. Soldan yola bakınız. Hem manzaraya hem de yola bakabilirsen iyi şoförsün demektir. Sağdan birinci caddeden hafifçe giriniz. Girdiniz mi? Girdim. Ha, cevap veriyorum ya. Girdim, evet girdim. Gelecekteki bir teknolojiyi bugüne getirdiler. 100 metre düz gidiniz. Sağdan tekrar içeri giriniz. İlk sola dönünüz. Lan. İlk sağa giriniz. İlk sola giriniz. Düz gidiniz. Hazır buraya gelmiş iken buradaki meşhur helvacıdan bir kilo helva alınız. Niye helvacıdan helva alıyorum ya ben? Siz bilirsiniz. Yeni rota oluşturuluyor. Sağa dönünüz, sola dönünüz, düz gidiniz. Hafifçe sağdan gidiniz. Sağdan giderken soldaki kızı da kesiniz. Ya niye ya kardeşim, niye kestiriyorsun bana sol? Oha çok güzel kızmış yalnız. Etraftaki ya. Güzellikleri ha. Görmeniz gerekmektedir. Hayır, niye yola bakmamız gerekmiyor mu? 1.1 kilometre düz gidiniz. Gittiniz, gittiniz ama bir türlü varamadınız. Çünkü yavaş gidiyorsunuz. Aha. Benim size söylediğim süre 17 dakika iken siz 30'da gittiğiniz için oldu 25 dakika. Bizim de mesaiyi uzatıyorsunuz. Böyle olmaz ki kardeşim. Hah! İşte beklediğiniz konuma geldiniz. İstediğiniz evin adresi 100 metre geridedir. Kardeşim niye o zaman 100 metre önce söylemedin bunu? Bizde adettir. Biz hep 100 metre öteye tabela koyarız. Bu doğru. O yüzden içimden doğruluğuna güzel bir tespitti. Ama orada böyle psikopat gibi bakarak gülmemeyi başardı. Teşekkür ederim. Dans navigasyonlar. Hakan Bilgin. Evet. Çok keyifliydi. Bir saniye. Çalışıyor işte. Yani. Kaya çalışıyor. Bence çalışabilirdi aslında. Daha da yürüyebilirdi ben. Ama şundan dolayı. Hayır, daha iyi çalışabilirdi. Daha navigasyon malzemesi. Hayır, bunu da sadece bak şuna güvenildiği için oluyor aslında. Şimdi ben seninle bunu biraz çalışsaydım. Şunu almamız gerekiyor aslında, anladın mı öncesinde? Biraz bunu, mesela sen benim arkamda duracaksın, birisi de bizi çekecek ve izleyeceğiz. Anladın mı? Bence çok iyiydi abi. Ondan o... Vallahi mi? Hayır. Vallahi çok iyiydi abi. Daha iyi çalışırdı bence. Ben domuzluk yapıyorum biraz, gülmediğime bakmayın, çok eğlendim. Yok, ben kimseye de bakmadım zaten. Ha. Orada gülüp gülmediğinizin de farkında değilim ya. Sabitledim, şeyi konsantre olmaya çalıştım yani. Sinan'ın tribe girmeleri de çok güzeldi. Değildi, ben bir şey yapamadım. Hadi sabit yardımcı olamadım. Diyorlar geçtik ama. Daha yoruldum. Bir de şunu böyle tutuyor ama çok yorduk bir yerden sonra. Hayır. Seni sadece burada övdük biz. Sinan Beyciğim, bireysel performans sıranız gelmiştir. Sinan Çalışkanoğlu. Evet. Buyurunuz bakalım bu hafta bize ne hazırladınız? Kostüm odasına geçebilirsiniz. Nefes al. Tamam. Hadi tamam. Hadi çıktım böyle. Evet. Geliyor. Protein iç iç ya yak yak kas yap kalk stand up Mustafa stand up kalk geride kalmayalım yaşlı amcacığım öne gelelim öne gel güzel aç Aslı kendimizi açıyoruz Aslı git. Kendimizi seviyoruz aç 1, 2, 3, 4. Protein iç. Protein iç. Protein iç. Yağ yak. Yağ yak. Kas yap. Kas yap. Protein iç.
iç. Protein iç. Yağ yak. Yağ yak. Kas yap yap. Kas yap yap. Yap. Protein protein. Protein protein. İç iç. İç iç. Yağ yak. Yağ yak. Yak yak. Yak yak. Kas kas. Kas kas. Yap yap. Yap yap. Protein protein iç iç. Yağ yağ yak yak. Kas kas. Protein iç iç. Yağ yağ yak yak. Kas kas. Yap yap. Kas kas. Ya, ya. Protein protein iç iç. Protein protein iç iç. Ya ya yak yak. Ya ya yak yak. Kas kas yap yap. Kas kas yap yap. Güldür beni evi. Güldürme beni. Sus sus. Sus, sus artık sus be. Sus be yeter artık. Şşt, sus. Bundan böyle çalışıyoruz. Bundan böyle sporcu kişiliğimize, bedenlerimize dikkat ediyorum. İşte aferin sana küçük adam aferin. Bu tekrarlar çok güzel sana küçük adam harika. Dikkat ediyorum. Harika işte evet. Bu. İşte bu yükselttin beni. Evet kasların tekrar yerine gel. Harika sarı kız sen de. Evet müthiş. İşte bu. Evet. Demek ki şimdi ne yapıyormuşuz? Ne yapıyormuş? Önce duruşla başlıyoruz. Duruş. Önce postürünüz. Buraya güldürmeye geldim ben. Güldürmeye geldim ben. Güldürmeye geldim ben. Ama doğru postürle. Doğru postür. Nedir efendim bu doğru postür dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Nedir efendim postör bu nedir? Doğru postür? Nedir bu doğru gusto? Postür nedir? İşte postür. Evet. Çok güzel. Göğüs dışarıda. Kaba et içeride. Kim? Göğüs kaba et. İçeride, göğüs dışarıda. Kendine güvenli. Şöyle. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Çok güzel. Şöyle bir yürüyüş görelim bakalım senden küçük adam. İşte küçük dev bir adam görüyoruz. Nasılsın? Sık sık göğsünü. Kendini sıktı mı gaz çıkardı? Gayet normal. Normal karşıladı. Oksitlensin bırak. Bırak bedenin oksitlensin. Evet gitsin oraya. Vur kaslarıma vur. Kaslarıma işte işte bu. Aferin. Yani bırakmadan yürü şimdi. Merhaba de. Merhaba. Bir soylusun belki. Bir İspanyol, bir İngiliz. Evet. Ay dost. Evet düşürme kendini kaldır. Gel bakalım buraya sarı kız. Aa yapma. Kendine namus. Aa yapmayın. Gerekirse söyle söyle. Gel bakalım. Yapma. Bir lady gibi. Ah milady'm seni daha öncesinde alırdım buraya lady'm. Milady'm. Basit kelime şakalarına gülüyor. Kaldır kendini. Kafanı kaldır. Evet çok güzel. Şimdi yerine git. Postür. Göğüs dışarıda. İçeride. Alalım seni böyle amcacığım. Evet. Bilgilisin, görgülüsün. Her konu hakkında fikrim var ama şu postür olmaz. Belli ki bütün hareketleri yanlış yapıyorsun. Kaldır kendini. Kendini kaldır, evet. Daha ne kaldıracağım zaten. Göğüs dışarıda, içeride, evet. Hava et. Buyurun efendim, sizi de şöyle yürütelim. Sizi de şöyle yürütelim. Sizi de şöyle yürütelim. Benim için bu kadar yeterli. Kendini yaymışsın, gel buraya. Bu ne? Zayıflamışsın, löbür... Ne bileyim? Lömbür lömbür kalmışsın. O yüzden geldin ya. Bardağa gireceksin neredeyse. Ne yapacağım? Çok zayıfsın, bardağa gireceksin. O yüzden biraz kendine gelmen lazım. Saklandığını görür gibiyim. Sana da geleceğim. Ah, çoraplar dayanamadı. Evet. Şimdi nefes alın. Tut, tut, tut. Tut, tut. Kankam çok güzel. Kal, şimdi nefes alır. Saklanacak yer aradım gülmemek için. Tebrik ediyorum yani arkadaşım. Geldin mi? Geç yerine. Yerine geç. Evet, eğiliyoruz. Tut, tut, tut! Allah'ını seviyorsan tut! Biraz daha tut, tut, tut! Gidip gittiğin setlerde bayılmak istemiyorsan tut, tut! Evet çok güzel. Gülme, gülme sakın gülme. Evet. Kalk şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş kalk. Çok güzel işte bu. Sen de. Sen de yeşilli kız. Evet büyüklü adam çok iyi. Küçük adam harikasın yeşilli küçük adam. Evet. Tamam devam ediyor muyuz? Ama şimdi reklamlar. Evet. Küçüldünüz mü? Üzülmeyin. Kaslarınız mı gevşedi? Üzülmeyin. Sinan proteinleri, Sinan proteinleri. Kas dostudur Sinan proteinleri. Ama ben çok küçüldüm. Üzülme ye bakalım şundan. Oh.
Salon Sinan proteinleri. Kendime geldim, şiştim. İşte güzel protein. Benim yolum protein. Kaslı insan sağlıklı çünkü. Sinan proteinleri. Bir kova alana iki organik köy dumbbellı. İki kova alana bir tane de spor matı veriyorum. Hiç almayanla bozuşurum. Çok pisleşirim, kavga ederiz. Evet. Reklamlar bitti. Şimdi efendim hepinize tek tek ilgileneceğim. Sen Ersin. Sen ne yapıyordun? Ersin ne yapıyordu? Ne yapıyordun? Of. Intermittent fasting yapıyordun değil mi sen? İnternette fasting, evet. Ne? İnternette fasting. Bu mu internette fasting? Fasting, rapid, intermittent. Evet hocam. Evet, işte bu. Daha sıkı yapmalısın, daha sıkı yapmalısın. Evet, daha sıkı, daha sen de, sıkı. Sen de daha büyük bir performans bekliyorum sarı kız. Tamam mı? Vur, vur bir tane. Lanet olsun daha serti var. Evet. Vur, sen daha vur, vur bir tane şuraya vur. Vur, vur, vur. Çok sarkastik vurdun. Çok sert vurdun, canım acın. Evet, çok güzel. Hop. Sana bakıyorum ve hiçbir hareketi doğru yapamadığını görüyorum amcacığım. Sana da geleceğiz. Evet, sen. Sen iyisin çocuk, daha iyi olacağına inanıyorum. Bu sert bakışları üzerimden al. Tamam mı? Sertlik sevmiyorum. Daha yumuşak burada, sertlik burada. Sertlik, sertlik. Evet, küçük kız. Bardağa girecek kadar tıfıl görünüyorsun. Yapma bunu. Her an görecek burun deliklerini çalıştırdığın kadar şuran da çalıştır. Şuran da. Bu kadar bedeninle barışma. Biraz küs bedeninle. Küsün ya şu bedeninizle biraz. Yeter, sizi kandırıyorlar. Benim bedenim, benim kararım. Olun 200 kilo, yeter be! Yeter! Biraz spor yapın artık. Mücadele etmeden bir şey olmuyor. Bana bak kalkaya. Sen de şu bedenine biraz özen göstersen güzel olurdun. Ama sen gittin bir mafya dizisinde ex oldun. Evet, şimdi sizle beden küsme marşını okuyacağız beraber. Beden küsme marşı! İçin hizaya gel! Aferin sana, çok güzel. Evet, ara. Sen de mesafe aç biraz yeşillik kız, ona gel. Evet, açın kendinizi. Benim bedenim, benim kararım. Benim bedenim, benim kararım. Ben biriciyim, ben tekim. Ben biriciyim, ben tekim. Eşsiz ve harikayım. Eşsiz ve harikayım. Diye diye yediler sizi uyandırayım. Diye diye yediler sizi uyandırayım. Ay. Spor, sağlık ve fitness time. Spor, sağlık ve fitness time. Bundan sonra sıfır yağlı bir insanım. Bundan sonra sıfır yağlı bir insanım. Şimdi rahat. Arkadaşlar durun şimdi. Gülme artık be kız. Gülme. Suratına protein tozu atacağım. Lanet olasıca. Yeşili pislik. Sinan yine rakiplerini bol bol güldürerek bence güldürme puanlarını topladı. Yine yani bazı taktikler güldüğü kadar ya. Güldürdü de. O zaman... Kapattın, gidiyorum. Senin yüzünden gidiyorum. Git. Lan belası. Sinan'ın çok kıskandım. Onu boğmak istedim ama yapmayacağım. Özgür şimdi gidip dövesiniz yok mu Sinan? Ben yumruklamak istiyorum. Ne ağzını burnu kırasım gel diyor. Oğlum çok komik. İnanılmaz komikti ya. İnanmış yani. Çok komik biri. Ama bak mesela bütün her şey tamamlanınca resim of abuş durmuyor yani. Gövdesi, kıyafeti, saçı olunca. Ben böyle sıkılınca falan parasını işte verip Sinan'ı böyle eve bir saat almak istiyorum mesela. Güldür beni hadi diye böyle. Evde şaklabanlık diyorsun. Of. Çok iyi olmaz mı? Her eve bir Sinan lazım değil mi sizce de? Sen var ya sen var. Her zaman değil canım. Gündelik benim kankam olmadığı için kızgın mı? Her zaman yara. Temiz diye çağırıyorsun ya onu. Allah. Haftada iki Sinan. Şu an Sinan'ı çok kıskandım. Yani gecenin saat üçünde. Çok komikti. Çok güzel, çok güzeldi. Çok komikti. Vallahi çok komikti. Gene gözünden yaş aktı. Komikti yani. Ben de artık duramadım yani. Gülmeyeceğinden emindim ama. Ve sen gülmenin çok istiyorsun. Gülmeyeceğinden emin miydin? Sen bile ben güldüm yani. Artık duramadım. Ersin gel Ersin. Yorma kendini. Efendim ilk sonuçlarımız geldi. Şahin galiba sıra sende. Şimdi gidip arkadaşlara şu ana kadar gülme ve güldürme sayılarını bir açıkla ve bir durumu bir görsünler. Evet, bir durum farkında. Haydi bakalım. Öyle artık hareket tamamdır. Etsin. Ben Doktor Ersin Korkut. Eyvallah, teşekkür ederim. Lütfen. Bir başlangıçları sayayım isterseniz. Hayır Ersin, ben ne istediğimi biliyorum. Ben de istediğimi biliyorum. Karpaço. Karpaço. Peki.
Hayırdır? Menü rica edebilir miyim lütfen? Hayırdır? Sayın doktorum rahatsız etmedi değil mi bu arkadaş sizi? Sıkıntı yok dedi. Sizin öneriniz var mı? Şu yemeği çok güzel, karpaccio. Buranın tatlısı da çok meşhur, profiterol. Açılın, ben doktorum, açılın. Ben kalp cerrahi doktoru Ersin Korkut. Aha Şahin'im geldi. Vallahi Şahin geldi. Evet. Niye bu kadar sevindin benim Şahin geldiğime? Şahin işte sen gelince yani bir demek şeyler oluyor. Ara raporlama. Ne oluyor? Niye o kadar? Evet, ara raporlama olacak. Birinci ara raporlamamızdayız sevgili arkadaşlarım. En az gülenden en çok gülene kadar bir sıralamamız var. En az gülenlerden başlıyorum. En az gülen arkadaşımız tam 4 kez gülmüş. Ersin Korkut. Vay, hiç gülme zaten be. Hiç gülme. Az gülmüş. Ersin, bravo. Poker face takıl yani. En az gülen bir sonraki arkadaşımız tam 7 kez gülmüş. Aslı. Sadece Ali Cengiz. Vay, o da. Ben çok güldüm. O da böyle tutarken. Evet, Hande arkadaşımız var. Hemen sonrasında 10 kez de. Hande sen de birazcık neşeni bulmuşsun ama yine sıralamadı. Çok fena sayılmazsın. Yine en az gülenden en çok gülene doğru gittiğimizde 16 kez gülerek sıralamaya girmiş bir arkadaşımız var, abimiz Hakan abi. Hakan Bilgin. Hakan abi. Hoş geldin. Gülenler kamerasına. 16 kez sen de Hakan abi gülmüşsün. Evet. Son 3'teyiz. 19 kez de Mustafa Üstün daha var. Son 2'de ise en çok gülenlerde 30 kez de Sinan Çalışkan oldu. Kalk 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 kalk. O kalk, kendine kalk, bravo. Evet. Kalk kalk, her şeye gülmüşüm ya. Evet, bu arada Aslı işte birinci olmuş. En çok gülenlerde ilk isim, evet, Aslı Bekiroğlu. 34 kere gülmüşsün Aslı. Benden 4 fazla. Ne güzel mutluyum işte bugün demek. Evet. Ne güzel mutluyum da yani. Evde gülebilirsin. Eğlenmek var kızım işin ucunda. Burayı terk etmek var. Bence biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Evet. Çünkü bu önemli bir rakam. 34 kereyle. O yüzden biraz dikkatli olman lazım. Şu an potanın ağzında sen. Bence arkadaşını değiştir. Aslı arada yanıma gel. Kendimi sevdirerek insanları gönderiyorum. Suzan'a da aynısını yapmıştım. Bir saniye. Suzan'ın seni sevdiğini mi düşünüyorsun? Ay seviyor tabii ki. Ben onu çok seviyorum. Konuşuyoruz hala da. Eğlendi ama benimle konuşuyor. Seviyor. Rakamlar bunlar. Görüşmek üzere. Aslı dikkatli oluyorsun. Tamam. Vay, hadi kolay gelsin. Aslı da çok dikkat eder gerçekten. Şahin seni seviyorum. Şu uyarıdan sonra kardeşim, hiç gülmez. Baksana hemen gider gitmez başlar. Ben gitmedi. Gider gitmez başlar. Ben gitmedim. Evet. Bak şimdi izle bitti. Gel gel sen arada yanımıza gel. Mustafa ile aramıza gel. Helal olsun. Hiç çok görmez kameralar bunu. Nasıl gülümsemesini sakladı arka? Hiç görünmüyor. Vay be. Poker face tam bir. Sus artık, 34 kere gülmüşüm Sinan. Ben 30 kere gülmüşüm. Sevgili arkadaşlar, yeni hikayemizi anlatıyorum size. Haydi bakalım. Hande, bir restoranın var ve buraya yemek doktoru takma adıyla bir ünlü bir gurme gelecek. Bunun haberini alıyorsun. Yüzünü herkesin bilmediği ama ismiyle ve takma ismiyle çok iyi tanınan, bilinen biri. Mekanına not verecek, puan verecek. O yüzden heyecanlısın. Garsonun Sadi. Sadi'ye emanet ediyorsun her şeyi ve gidiyorsun. Ersin, sen ise gerçek bir doktorsun. Doktor bildiğimiz. Ünlü operatör, profesör, cerrah, artık her ne istiyorsan. Cerrah. Sen bir tıp insanısın. Bu bile komik yeterince. Sadi yalnızken restoranda içeri giriyorsun ve diyorsun ki merhaba, ben Doktor Ersin Korkut. Güzel bir masa rica edebilir miyim diyorsun. Tabii ki Sadi seni gurme yemek doktoru zannedip masaya oturtuyor. Ve hak ettiğinden fazla ilgi gösteriyor sana. Yeni bir müşteri olarak da gerçek gurme doktor içeri geliyor. Yani asıl mekanı puanlayacak olan, yemekleri kontrol edecek olan kişi Hakan. Sen geliyorsun. Hazırsanız ben mikrofonumu kapatıyorum, sahneyi size bırakıyorum. Sadi bir gelsene. Buyurun anne hanım. Şimdi Sadi'cim bugün yemek doktoru diye çok önemli bir gurme gelecek bizim restoranımıza. Evet, bizim için çok önemli çünkü onun yazdığı şeylere bakıyor, millet çok önemsiyor biliyorsun. Siz hiç merak etmeyin Hande Hanım, ben onu en iyi şekilde ağırlayacağım. Buradan var ya öyle memnun çıkacak ki
bu restoranı öve öve bitiremeyecek. Hah, gözünü seveyim. Aynen o kadar memnun kalsın ki bizim için metiyeler düşsün yani. Öyle böyle ağırla. Birazdan. Ben tek başıma idare ederim değil sen mi? Sen tek başına idare edersin, aslansın sen. Hadi bakalım göreyim seni. Zaten yetişeceğim hanım. Ben. Vay be, adam yemeğin doktoru be. Hadi be Kinti hadi. Buradan iyi bir puan alırsan şef garsonluğa, oradan işletmeciliğe, oradan bir franchising'e. Ha? Hadi be oğlum, Bursa restoranında sen açarsın ha. Usta, bana bak yanar dönerli bir şeyler de ayarla ha. Adam gurme ya, yemek doktoru ona göre. Bize puan verecekmiş. Bu verdiği puana göre millet bizi tercih edecekmiş. Hande Hanım çok hassas bu konuda. Biliyorsun sosyal medyaya çok önem veriyor. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, ben Doktor Ersin Korkut. Doktor mu? Ha efendim biz sizi bekliyorduk Hande Hanım, sizden bahsettirdi. Buyurun buyurun lütfen. Teşekkür ederim lütfen. Bana. Evimizi de masamızı sizin için ayarladık. Çok teşekkür ederim. Sizi bekliyordum. Efendim hoş geldiniz, öncelikle şıklığınızı bir takdir edeyim. Beni yani mekana nasıl uygun giyineceğinizi tabii ki bilirsiniz ama haddim olmayarak gerçekten etkilendiğimi söyleyeyim. Efendim anlayamadım yani beni niye bekliyorsunuz ki, ben anlayamadım. Ha şey gibi değil mi, bu sürpriz gibi oyunlu. Tamam anladım ben. Evet. Efendim size öncelikle bir başlangıçları sayayım isterseniz. Hayır Ersin, ben ne istediğimi biliyorum. Ben de istediğimi biliyorum beyefendi. Buyurun buyurun, ne istiyorsunuz? Evet. Önden avokadolu enginar. Avokadolu enginar. Sizin burada meşhur olduğunu biliyorum. Meşhur olduğunu biliyorum burada. Onun evet, için geldim evet, ben. Evet, sizin için hazırlatmıştım. Bir de ondan sonra karpaço. Karpaço. Peki. Evet. Hemen karpaço. Usta, avokadolu enginar hazır mı? Kuyruk yağıyla şey yaptın değil mi? Ama kuyruk yağı çok önemli. Bir de hakiki zeytinyağı kullanacağız. Sen kimle konuşuyorsun ya? Sayın yemek doktorum, bu kuşluk vakti zeytinyağıyla marine edilmiş. Eyvallah. Özel bir ördek etinden teşekkür yapılma avokadomuzdur. Şahane. Ördek etinden yapılma avokadom. Kuşluk vakti. Elimle mi yiyeceğim? Ah, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Oğlum beni niye uyarmıyorsunuz, gurmeyi rezil ediyorsunuz ya? Ha? Bana vallahi kovulacağız ha. Efendim buyurun. İşletmemiz adına teşekkür bu ufak ederim. Hata için çok özür dilerim. Ben daha sonra ana yemeğini sipariş ederim ben. Bir eminiz olursa ben hemen buradayım efendim. Tamam efendim, teşekkür ederim. Oğlum adama kafadan rezil olduk ya. Çatak bıçak koymayı nasıl unutuyorsun sen geri zekalı? Efendim, bu da özel spesiyallerimizden bir tanesi. Bu nasıl bir gurme? Siz hiç rahatsız olmayın efendim, ben hemen geliyorum. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba birader. Ne oldu, hayırdır? O nasıl bir ifade, hayırdır? Menü rica edebilir miyim lütfen? Hayırdır ne? Yani şu an meşgulüz, rezervasyonunuz yoksa doluyuz gördüğünüz gibi, fullüz yani. Eğer rezervasyonunuz yoksa yardımcı olamayacağım size. Çok affedersiniz ama masada gördüğünüz gibi bir sürü boş yer var. Dolayısıyla ben de boş yer bulduğum için geldim oturdum efendim. Aç mısın sen? Tabii ki açım. Aç olmasam restorana niye geleyim? İyi, karnım tamam. Aç bir gelmişim. İyi tamam, hadi açsan bir şeyler vereyim sana. Otur bekle burada. Şu dünden kalan balık vardı ya buzlukta. Ben eve götürürüm demiştim, unutmuştum. Afiyet olsun. Onu versene. Ya biri geldi, aç yazık, evsiz gibi de duruyor. Hakan, bir şekilde yerini beğenmeyip Ersin'in yanına otursan seni karşıdaki izleyen oyuncular da daha rahat görecek yüzünü, ifadeni görmüyorlar. Ben burayı beğendim, buraya oturmak istiyorum de. Çok affedersiniz, deniz manzarasına arkamı dönmüşüm, görmedim, kusura bakmayın. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim efendim. Özel. Oğlum sen niye buraya oturdun ya? Sayın doktorum rahatsız etmedi değil mi bu arkadaş sizi? Sıkıntı yok dediğim. Al balık. Deniz bu taraf olduğu için ben de buraya oturup deniz manzarasını göreyim istedim yani. Pencereye arkamı dönmüşüm affedersiniz. Balık. Balık mı? Ben daha sipariş vermedim ki. Önce sizden menü istedim ben. Kardeşim açım demedim mi? Bakın bu kardeşim tavrı falan hiç hoş değil. Bu nasıl bir tavır? Ben sizin ne zaman kardeşiniz oldum? Estağfurullah. Yani siz balık seversiniz diye getirdim. Buyurun. Nereden biliyorsunuz? Beyefendi benim ne tanıdığım tipime bakıp balık seçiyorsunuz. Öyle şey olur mu? Lütfen alır mısınız şunu?
Şu anda taze bayat olduğunu bilsem getirir miyim beyefendi? Ben bayat veya taze değil. Ben şu an balık istemiyorum efendim. Ben sizden menü istiyorum. Menü. Peki tamam, getiriyorum menüyü. Getiriyorum. Çok affedersiniz, kusura bakmayın. Bu restorana daha evvel geldiniz mi? Nasıl peki, yemekleri falan iyi midir? Geldim. Eksiklik, yemeğim geldi. Çatal, kaşık, bıçak sonradan geldi. Salatalar. Sizin öneriniz var mı? Buranın. Evet. Şu yemeği çok güzel. Karpaccio. Karpaccio. Bir de portakallı ördek. Portakallı ördek mükemmel. Bakar mısınız? Buyurun. Bilmiyorum portakalın mevsimi mi ama beyefendi önerdi, portakallı ördek var mı efendim? Efendim onun önerisi ise tabii ki getiririz. Ne demek? O zaman tamam. Ben bir portakal zeytinyağı tabağının peşine hemen istiyorum. Peki, hemen. Ersin döndü ki arada da mutlaka sorbe getiriyorlar ve gerçekten çok iyiydi. Limon sorbe. Şimdi efendim arada da limon söyleyebilirsin, limon üstüne dökünce limon çok güzel olur. Limon sorbe. Limon sorbe. Çok güzel bir şey. Onu da arada sos olarak... Bunu sorsam mı yoksa evet. Sormesem mi? Sorsan iyi olur. Ha, tamam peki. Evet. Ben affedersiniz limon sormak istedim. Limon sorbeniz varsa ondan soracaktım efendim. Limon sorbe sırası mı şimdi sayın evsiz? Nasıl yani, sormanın mı sırası değil yoksa limonun mu sırası değil, anlayamadım. Yani limon sorbemiz var mı bir sorayım ama olduğunda sanmıyorum. Çok affedersiniz ama beyefendi söyledi. Öyle mi? Onun dediklerini kabul ettim. Hemen geliyor efendim. Lütfen. Hemen geliyor. Teşekkür ederim. Usta. Çok affedersiniz ben bunu neyimle yiyeceğim efendim? Ersin normal şeyde finalde de tatlı olarak buranın da özel bir profiterolü var. Dondurmalı tavsiye ediyorum de. Şimdi efendim yemeğin sonunda da buranın tatlısı da çok meşhur. Profiterol. Beton? Profiterol. Beyefendi işte burada ya çatallar. Görememişsiniz ah. Yoksa bizim restoranımıza beyefendi, böyle hatalar olmaz ya. Doktorun yanında beni zorlama fazla işte birader, ye kaç ya. Anlamadım, bu doktor sizin için niye... Efendim var mı başka bir isteğiniz, öneriniz, Allah Allah. Tavsiyeniz? Servisinizi değiştireyim hemen. Yenisini getireyim. Hemen bir de çarpmazsanız iyi olur. Teşekkür ederim. Bu kadar oğlum, adamın koluna çarptın ya. Söylemezdim anne hanıma. Affedersiniz, isminiz neydi efendim? Ben Ersin. Ersin Bey. Korkut, evet. Doktor musunuz efendim? Evet efendim. Ne istiyorsun efendim? Başhekim. Başhekimsiniz? Evet. Hastanenin genel başındasınız ya. Ben. Genel cerrahim. İç hastalıkları uzmanıyım ben efendim. İç hastalıkları çok önemli tabii. İnsanın içini çözemedikten sonra dışını ne yapacaksınız değil mi? Senin korktun mu? Ben ilinirim ben, söyleyeyim sana. Ne oldu ya? Efendim, açılın. Açılın, ben doktorum. Açılın. Ben kalp cerrahi doktoru Ersin Korkut. Çıkar. Kalp cerrahi doktoru. Evet, çıkarttım. Kurtardım. Kurtardım. Evet. Nasıl? Hande hazır ol, Hande. Çıkarttıktan sonra tekrar yaparız. Efendim, nefes alıp vermeniz için yaptım ikinci seferi. Ha, anladım. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız doktor bey. Rica ederim, rica ederim. Gerçekten Ersin Bey. Görelim mi? Ersin Bey, sağ olun, var olun. Eyvallah. Hayatımı kurtardınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gibi değil, gerçekten. Ben neler yaşadım bugün, inanılır gibi değil. Sadi, her şey yolunda mı? Hande Hanım, hiç merak etmeyin. Doktorumuza öyle iyi servis verdin, öyle iyi memnun kaldı ki. Ustamızı özel olarak tebrik ederim. Ay, çok teşekkür ederim. Bak nasıl uyanık, tipini de değiştirmiş. Biz tanımayalım diye peruk takmış. Ha, nasıl peruk? Baksana, kıvır kıvır kocaman peruk. Yok canım, fluor takmış ya, peruk takan. Ne fluoru canım, kırmızı ceketli. Kırmızı. Olur mu? Yeşil tişört var üzerinde. Saçmalama Saati. Ah bak, çıkardı. Ben aslında... Ah, inanmıyorum, sen kime tamam, servis ben yaptın Sade? Dizlerim bahçe üzülüyor benim. Ne geliyorum buraya, restoranlara gidiyorum. Dizlerim bahçe üzülüyor. Böyle peruk falan takıyorum. Efendim. Çok kötü nok yazacaktım aslında bu restoran için ama. Efendim, hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl bir servis aldınız bilemiyorum ama geçmiş olsun, sanırım bir şey de atlattınız. Valla sevgili garson kardeşten iyi bir servis almadım ama doktordan çok güzel bir servis aldım gerçekten. Sağ olsun, hayatımı kurtardı. Bugün hiç unutamayacağım. Ama garsonunuz gerçekten o kadar kötü muamele yaptı ki. Yani beyefendinin yediği şeylere bakıyorum, lezzetine bakıyorum. Benim yediklerime bakıyorum. Evet, yemekler çok başarılı ama servis bu kadar kötü olabilir yani. Evet. İnanılmaz değil yani. Yani baksanıza, beyefendi hala yiyor. Evet. Hala yiyor. Yani yanında bir insan ölüyor ama hala yiyor. Çünkü yemeğiniz ne kadar lezzetli demek ki. O kadar güzel bir şey.
Elsin'cim sanatkarın doyulmaz. Buldun mu yiyeceksin. Ben hatta sizin içiniz rahat etsin. Madem çok kötü bir servis aldınız. Ben kaç yıllık garsonumun işine son vereceğim. Sadece sizi memnun edemedi diye. Bak. Allah aşkına. Sayın doktorum ben sizi değerli doktorla karıştırınca mecburen sizi doktoru farklı sandım. Şimdi tabii senin eğitime gitmen lazım. Böyle olmaz. Giderim nerede? Ya sen böyle olmaz. Böyle olmaz. Hemen gidip eğitimi başlayayım bu gece benimki tane çocuğum. Ağlaşma. Ağlaşma. Peki anneannem. Önce peki şu bir peruğu tak bakayım sen. Takayım hemen. Ha, gönlünüzü etsin sizin. Gönlünüzü etsin. Eğlendirsin sizi. Evet. Bakın ne kadar komik, masum bir surat oldu. Özür dilerim. Yani yemeğinizi bölüyorum ama. Sizce bu çocuk düzelebilir mi? Bak bakayım doktora bak. Doktora bak. Hayır iç hastalıkları uzmanısınız ya o manada soruyorum. Ya da düzelmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bir şans verseniz sayın doktor bey. Profitülüm nerede kaldı? Hemen getiriyorum efendim. Ya profitül değil mi? Doğru söylüyorum ben. Profitül. Beyefendinin istediğinin ne olduğunu anlamadım ama ben de istiyorum aynısından. Sadi beyefendiye de profitrol hemen. Size ben bundan sonra bir sene boyunca o kafasındaki perukla servis yapacağım. Tabii tamam. Hiç ona çıkarmam. Evde bile çıkarmam doktor bey buyurun. Ediyoruz. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Çok güzel perel oldu. Şahaneydi. Hakan süperdi. Estağfurullah. Peruk cezası şahaneydi. Finale de çok yakıştı. Eyvallah. Ellerinize sağlık çok iyiydi. Eyvallah. Seni güldürdü ki en güzeli o. Ay, çok güldüm. Çok güldüm. Ama Ersin'in profiterolü nefisti ya. Arkadaşlar yine bir iki dakika serbest bırakıyorum. Siz istiyorsanız muhabbet edebilirsiniz. Hatta seyirciler de yorumlarını yapabilirler. Yani bizim oyuncu seyircilerimiz. Ne doktorusun oğlum sen? Kalp iç hastalıklı baş hekimi. Ama iç hastalıklı. Kalp de içeride ya. Profiterol doktor. Profiterol değil mi oğlum? Abi çok iyiydi ya. Profiterol. Abi şey nereden aklına geldi ya? Peruk takarsam bir yıl. Bir şey bulmak gerekiyordu herhalde oradan dedim onu yürüyelim. Bir de o boşa düştü ya o aksesuar. Evet. Nasıl değerlendiririz diye oradan yürüdük yani. Sadi'nin böyle skecin başından beri böyle orada bir adam yaratması, onunla konuşması, gitmesi, beklemesi, şey yapması, öbür tarafa gitmesi. Yani dünya yıkılıyor, o umurunda değil ve işini yapmaya devam ediyor mesela. Çok iyiydi. Değil mi? O yüzden. Mutfakla buranın kontağını çok güzel kurdu. Evet. Yani orada böyle bir simülasyon kabini gibi bir şey yarattı kendine. Mutfak. Şeyi orada bir var gerçekten. Adam. Loser'ı çok güzel oynayan bir adamsın. O hali çok seviyorsun. Onun üstüne de o zaman malzeme bulması daha kolay oluyor işte yani. Evet. Herkes, hani yani herkesin bir yakın olduğu işte. Bir tabii şey vardır diyorum. Ya. Yalan yakalıyorsun. Dublaj dersi vereceğim. Oh Maria, hadi sarıl bana, aşk yapalım. Sinancığım, yani tekrar etmen lazım ki ben öğretiyorum. Sanki sende olmayacak bu. Sarıl bana Maria, sarılsana Maria. Sağlam, zarif, şık dayanıklı ve de ucuz. Helyum, dublajın en iyi elementidir. Hey, Ay Stanley. Bir saniye hocam. Yavaş yavaş çekelim. Hadi benimle birlikte gel. Çok az verdim ya. Sevgili arkadaşlar. Sıradaki hikayemiz. Haydi bakalım. Şöyle gelişiyor. Ersin'cim sen çok romantik, çok ince ruhlu, çok nazik, kırılgan, şair ruhlu demeyeceğim. Zaten şair bir adamsın. Ah canım. Şiirler yazıyorsun. Ay. Hande sen... Ersin'in birazcık sert mizaçlı, hoyrat, kızgın, ne bileyim yer yer saldırgan kız arkadaşısın. Uzun zamandır berabersiniz. Aslında bu zıt kutuplar birbirini çekmiş ama bir şekilde Ersin yer yer bundan rahatsız olmuş. Artık çok zorlamış Ersin'i bu senin hoyratlığın ve saldırgan tavrın. İlişkinize bir nokta koymak gerektiğine karar vermiş. Sana bunu söylemek için seni bir açık havada böyle ne bileyim bir kafeterya olur, bir çay bahçesi olur, bir yere davet ediyor. Dışarıda buluşmak istiyorsunuz çünkü evde hırgür çıkıyor, ne yapacağı belli olmuyor. Hani diyorsun ki şurada bir her zaman gittiğiniz bir kafeteryada buluşmaya karar veriyorsunuz. Zaten aslında Hande sen bayağı bir dövüş sporuyla ilgileniyorsun fakat bu normalde saldırgan tavırlarından dolayı kendini kontrol edemediğin için oradan da atılmışsın. Ve daha sonra ayrılmaya karar veriyorsunuz. Son bir şiir okuyorsun sevgiline ayrıldıktan sonra. Ayrılıyor gidiyor ve daha sonra yeni iki oyuncumuz giriyor. Sinan ve Mustafa. Bir küçük gasp olayı yaşanıyor.
ve Ersin'in telefonunu, cüzdanını almaya kalkışıyorsunuz. Ersin zaten yeterince kırılgan biri. Çok ürkek ve korkak. Her şeyini size veriyor ve son can hıraş yardım istiyor ayrıldığı sevgilisinden. Sevgilisi de uzaklaşmak üzere. Ve diyor ki Ersin'e, artık ben hayatında yokum. Bak başının çaresine diyor. Bilmiyorum, o sırada da belki dile geliyor, bir şiirde o yazıyor. Hikayemiz böyle. Buyurun bakalım. Biz yine hırsız. Kurtarmıyor mu Ersin'i ya? Bilmiyorum, canı istiyorsa kurtarsın güzel bir final buluyorsanız. Kurtarıp ondan sonra ayrılabilir. Peki. Hazırlığınızı yapınız ve sahne sizin olsun. Evet. Haydi. Getirttin bizi buraya. Gel buraya yaklaş yaklaş yaklaş. Bir yanak ver. Gel bir yanak. Oo. Canım benim ya. Tatlım benim. Anlat bakalım, ne anlatacaksın? Bir yıldızsın sen. İçinden parlayan, yüreğim ürperdi. Ama yalnızsın sen. Ey dost. İçim kıyıldı ya. İçim kıyıldı senin şiirlerinden. İçim kıyıldı. Ersin, Yılmaz'ın şiirini oku istersen. Soğuk ve şehirler arası. Ya şimdi sana bir şiir okuyacağım. Hatırlayacak mısın? Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçme. Ömrümün en uzun. Ömrümün en kısa. Ömrümün en ihtiyar yolunu küçük. Sonunda annem oluyordu. Babam kokuyordu. Ya bunu da devamı gelecek tabii. Yeni başladım yazmaya. Evet, yeni başladım yazmaya. Devamı gelecek inşallah. Bakacağız şimdi. Şimdi kıyıldı artık. Çünkü hep çalıştığı için beyin. Anlat hadi, ne anlatacaksın? Bazı sorunlarım var seninle ilgili. Neymiş bunlar? Etrafımızda hiç kimse kalmadı bizi seven. Arkadaşımız kalmadı. Biliyor musun, arkadaşımız kalmadı. Senin bu sert tavırların. Senin bu sert tavırların var ya, kavgacı tavırların. Yani hep beni içten içe, yani yerin dibine giriyorum. Ben romantik, duygusal bir adamım. Ben sanatçı bir adamım. Yani. Ersin. Elim acıdı ya. Ersin. Evet. Ben seni korumak için gelmişim bu dünyaya, anladın mı? Sen narin, kırılgan bir adamsın. Ben de senin yanında böyle daha kaba olarak dengeliyoruz birbirimizi. Biz birbirimiz için ben yaratılmışız. Kendim gibi bir adamla yapamam ki. Ben zaten de. Bana benzeyen bir adamla yapamam. Kavga ederim ya. Zaten kavga ediyorsun. Benimle de ediyorsun. Ama bizim kavgamız öyle tatlı kavga. Öyle böyle kavga değil yani. Tam sana aşık olacakken, yani hoyrat tavırların, tuğla kırıyorsun. Yok bardak kırıyorsun. Tekmeyi şurama kadar dayıyorsun. Ama ne kadar tatlı anlaşıyoruz. Ben sana tekme dayıyorum, arada bir tokat atıyorum. Bunlar güzel şeyler değil mi? Bunlar da yani ilişkimizi besleyen, alttan alttan bize iyi gelen şeyler diye düşünüyordum ben. Ya hayatım, ağzımla kamyon çekiyorsun böyle şimdi. Ya ağzımla kamyonu çekiyorsam senin için çekiyorum Ersin. Ya kızım, ağzımla kamyon çekiyorsun. Seni çekemem. Ama bu tarz şeyler, tırsıyorum ben yani. Ya ben kısma, gülüm benim. Gel gel bir gıdık alayım. Gel bir gıdık alayım. Gel 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 gel. Oh vallahi. Ya, ama bir gıdık almakla o affettiremezsin kendini. Ya senin için neler yaptım? Kaç kişiyi dövdüm ben Ersin? Döverim yine. Ya şu oturuşuna bak. Mahmut abi gibi oturmuşsun yani. Bir kadın gibi otur, gözünü seveyim. Mahmut abi gibi oturmuşsun öyle karşına. Yani gerçekten. Yani oturuşun mu problem Ersin, gözünü seveyim. Yani ya. Her şeyin problemi ya. Geçen gün tekmeyi şurama koydun ya. Neyle? Çok gülmedik mi ama ya? Tamam hayatım, siyah koşan var ama her yerime de dokunamazsın yani. Korkuyorum gerçekten yani. Ben naif bir adamım yani. Çok üzerime gelme ya. Ya benim niye sinirim bozuluyor? Ama nasıl bozulmasın baksana. Ya gerçekten. Ya yanaktan makas alacağım artık. Bundan da mı tırsıyorsun sen ya? Ama yetti artık. Vallahi makaslık yer kalmadı yanımda ya. Her yerimden bir makas, bir makas. Tatlı tatlı enseye şöyle bir şap diye şaplatasım geldi böyle. Ensen açık açık böyle kırmızı kırmızı çak diye böyle çakasım ya, geldi vallahi ya. Vallahi öyle şeyler öyle yapma. Öyle seviyorum ya. Seni. Ya, öyle şeyler yapma. Ya vallahi sen gerildin. Vallahi bak otur otur otur. Otur otur, otur. Bak ben senin için biraz gevşeteceğim. Oh gülüme bak bak bak. Enseye çok... bak bak. Eyal çıkın. Şap 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 şap. Allah sesi duydun mu? Nasıl daha iyisin değil mi? Ya ha? Gayet ha? İyiyim. İyisin. Maşallah sık çok kendini. İyiyim ya. Hah hah yani. Şöyle daha iyisin. Sık sık kendini, şöyle bir güçlüsün sen. Adamsın, erkeksin evet, ya. Ya. Hadi bakalım. Evet. Ha. Ha. Yani. Ya uzun zaman önce bıraktım adam olmayı ya. Onu da sen bıraktırdın bana vallahi ya. Yani şöyle ürkek bebek gibiyim ya.
İşte ben senin bu bebeksi yanını seviyorum Ersin ya. Ya ama işte kadın gibi sevemiyorsun ya. Senin bir karın ağrın var, ben anladım. Başka biri yok değil mi de? Allah, artık başka biri mi var? Bu dediklerin doğru mu bilmiyorum ama benim bir kafam bulandı yani. Yok hayatım, öyle bir şey yok zaten. Gerçekten buradan gitmemi mi istiyorsun, ayrılmamızı mı istiyorsun? Sen şimdi herhalde? Bak iyi düşün. Hı-hı. Çünkü pişman olmanı da istemiyorum. Bir kıpırdanıyorsun kendi içinde, bir kıpırdanıyorsun. Son sözün bu mu? Yani Hande, çok düşündüm. Yani bu kadar yanlış bir ilişkiyi, böyle sert bir ilişkiyi, yani yalnız bir adam olarak hayatımı sürdürmeyi çok istiyorum yani şu an. Kararım da bu Hande yani. Ay anasını ya. Evet yani. O zaman bana gitmek düşer be Ersin. Yani Hande, çünkü en son tekmeyi buraya koymayacağım. Sana yalnız ve ıssız hayatında başarılar diliyorum. Gidiyorum Ersin. Beni çok arayacaksın. Bak bu sözümü de unutma. Ersin, kendi kendine kaldın. Bir düşün, inanama. Nasıl gitti, nasıl söyledin, bunu nasıl yaptın? Bir şiir patlat Ersin. Şurada devam etsene şu şehirler arası otobüslere. Git. 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 Gittiler bizimkiler. Bir daha dönme. Alıştım ben bu yalnızlığa. Hoşuma gitti yalnızlık. Devamı gelecek, devamı gelecek. Gelecek, gelecek. Bu gelecek. Notaları unutma Ersin. Bu notaları unutmamam lazım. Şu an çok mutluyum. Gerçekten mutluyum. Demek ki Hande, kurtuldum vallahi. Ya ben çok güzelmiş lan. Dırrik. Şiir mi okuyordun kendi kendine? Ha? Sapiens. Vay, sapısın ha? Çok güzel şapkaymış. Şair misin? Ya biraz efendi olur. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Efendisi ya? Şurada, şurada efendi efendi oturuyor. Şuna bak lan, portakal gibi kafası var ha. Hadi cüzdanını çıkarsana. Çıkartsana kardeşim. Cüzdanı ver, ne bakıyorsun al al kalır. Allah Allah ya. Cüzdanım ne olur cüzdanım. Kitabın kalsın oğlum sende. Bak cüzdanı çıkarsana. Şey mi o? Aa güzel, elektronik. Ya çıkarsana kardeşim, kalk şöyle kalk be. Ayağa kaldır ayağa. Ya asla. Ayağa kaldır. Yok ne oluyor ya Allah? Cüzdanın yok. Gel bir ters çevirelim, belki üzerinden dökülür. Yok vallahi ya Allah, ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz? Silkelen lan şöyle. Bağırma lan. Allah bir Allah. Ya yere bırakın beni, ben şairim. Lütfen, lütfen arkadaşlar ya, tamam, sanatçıyım ben ya. Nedir lan sanatçı? Hadi bakalım. Gidiyoruz biz o zaman. Nereye aa ben bunu tanıyorum lan. Tamam tamam, bu şair ya, meşhur şair bu. Saatimi aldınız, cüzdanımı aldınız. Ya bir şey olmaz da senden bir hatıra olsun bana. Aa bir işe yaramaz ama şuna imza atarsan çok güzel olur. Şu kalemle şuraya bir imza atsana, ben bunu okuturum. Değerlenir abi, imza attırdık sonuçta. Hadi Hande, görüşürüz. Hande seslenirsin. Hande, Hande. Bir dakika lan, kız arkadaşın var. Hande zaten. Yardım et Hande. Kız arkadaşın Hande. Var. Hande. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hande kim ya? Hande kim bir Hande? Gelse size ha? Gösterir vallahi ya Hande ya. Ah be ya. Hande. Hande geldin uzaktan. Ayakkabılarını da alalım mı? Ne oldu? Yalnız şair. Ne oldu? Dara mı Ersin? Dara mı düştün bakıyorum? Ne ayak? Yani Hande. Neyin oluyor senin bu? Hmm. Fikir Tepe'den bize ben de ya. Efendim eski suç ortağım. Ne yapıyorsun Hande? Eyvallah. Merhaba arkadaş kardeş. Senin mi? Merhaba. Nasılsın? İyiyiz eyvallah. Tanıyor musunuz? Fikirtepe'den benim suç ortağım ya beraber. Öyle mi? Ha, arkadaşla sen mi ilgileniyorsun? Evet evet, benim manita kendisi. Öyle mi? Ha. Aa yenge kusura bakma ya. Bir saatini matini aldık senin. Ya saçmalama, alırsan al be oğlum. Bundan mı korkacağız? Ne yapar bize bu ya? Oğlum pişman ederim. Kızdan mı korkuyorsun? Evet evet. Saçmalama ya, manyak mısın ya? O pişi diye dövdü beni. O pişi diye dövdü. Ah. Ver Ersin'i. Ver Ersin'i elini. Ah. O pişiyor diye vurdu bana. Ver, o pişiyor. Ah. Gel sevgilim. Gel manita. Ben gel, benden uzaklaşma. Çok döver diye. Evet. Senin Hande. Bana, benim sana ihtiyacım var. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Tatlım benim. Çok pişman oldum. Çok pişman oldum. Handem benim. Handem yap. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. Ya. Çok tatlıydı. Ama... Evet. Beni en çok etkileyen tıkşın tıkşın ve dövüş sahneleri. O düşüyor. Çok iyiydi. Tıkşın tıkşın güzel oldu. Her şey oluyorsun ya. Demin doktordun, şu an şair oldun ya. Şair değil mi? Abi üst sınıf rolleri veriliyor sana. Nasıl bin oluyor? Bin bir surat Ersin. Yani nasıl bana rol? Ben hangisini veriyorsa... Üst sınıf rolleri. Onu oynamaya çalışıyorum. Bilmiyorum, elimden geldiğince. Buyurun.
yemin. Evet arkadaşlar. Hocam geldi. Gelmek istedim. Bu üst üste yapılan doğaçlamalardan sonra hakikaten yanınıza gelmek istedim. Çok şuraya oturabilir miyim Sinan tamam, Bey? Sizin evet. Yeriniz ama. Ben de şöyle bir... Of, nasıl yayılıyorsunuz? Buraya ben de bir yayılayım bakayım. Gel Şahin. Gel. Aa, çok Şahin, tatlıydınız. Şahin. Şimdi genel olarak Şahin bana hatırlat başa döndüğümüzde. Sondan başa mı gidelim? Bence sondan gidelim. Sondan gidelim. Çünkü evet, son güzeldi. Vallahi hem de çok çabuk adapte oldum. Evet, tebrik ediyorum. Yani evet. Bir kere girip ver bir gıdı makas alayım tamamdır yani. Evet. Oradan aldın bizi. İyi gidiyordu. Bu arada gülmek serbest şu an rahatsız. Yani. Şu an fakat şöyle söyleyeyim arkadaşlar öyle tespitlerimiz var ki. Ben çok güldüm yani. Eğer güldürme katsayınızı arttırmazsanız evet, hepiniz tehlikedesiniz. Ama özellikle Ersin Aslı bugün, ve Sinan. Bugün çok tehlikeli Sinan, şeyler yaptı. Sinan çok tehlikedesin. Evet. Söyleyeyim çok güldün. Ama onun yüzünden ben çok sinirim bozuldu benim. Çok güldün. Hayır sen bugün sadece Ersin'e değil herkese. Yani Sadiye bir ara garsonken evet. Öyle bir güldün ki. Öküz gibi güldün. Evet çok fena güldün. Ya kendi kendine orada bir tane evet. Adam yaratıp onunla konuştu. Böyle bir saçmalık var mı ya? Kimle konuşuyorsun? Evet böyle yok bir öyle. Adamla konuşuyor. Balık istedi yani. Ondan falan. Sinirim bozuldu ya. Yok orada öyle bir de kuyruk ya falan diyor. Arada onlar girmiyor ve dedim ki bunu bir saat boyunca yapabilir yani. Şarkılar söylüyor kendi kendine adamla tabii, konuşuyor. Tabii hiç kesmesek devam ediyor. Ersin içeriye girmedi ve hala konuşmaya devam ediyor. Yok orada hiç kimse yok yani. Ha, evet, dükkan evet. Dolu dedi. Güzeldi. Şey Mustafa sana hep böyle bir rol dağılımını yaptıktan sonra gene mi şuyum, gene mi buyum, ben niye mutlusun? Gerçekten senden... Bir çocuk olmaz. Hayır, hayır. Senden şey istiyorum. Ya bir hikaye bul. Ne olacak arkadaşlar hepimiz? Yani, tamam. Evet. Herkes... Ya da bir hikaye ol. Buluyoruz hepimiz. Bir fikir veriyoruz hepimiz doğaçlamaları için. Tabii. Rolünü kendin bulmanı istiyorum bir doğaçlamada. Aslı çok mutlu olacağız. tamam aldın sen durumu. Tabii. O zaman güzel. Gittik biz. Elinize hayır, sağlık. Bakalım. Teşekkür hayır, ediyoruz. Hayır. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Sağ olun. Mesela biz Sinan'la burada tanıştık. Evet. Sürpriz bir şekilde sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuş gibi oldu 4 saniyede. Aynen. O da her zaman olmaz. Evet. Sinan'la mı? Ama gerçekten öyle. Biz çünkü biz mesela... Sinan açık o bağlamda. Evet. Skeçle bir şey vardı. Doğaçlama fikri ha, doğaçlama. Vardı mesela. O doğaçlama fikriyle biz mesela birbirimizin oyunculuğunun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz yani. Bu güzel bir şey. Bu saçma ve inanç noktasıyla ilgili bir şey söyledim de ben Sadiye. Dediğimde mesela sen burada ağaç olacaksın dediğimde adam oluyor orada ağaç ve inanıyor bana. Bana güveniyor anlamda. İnançlı bir insanım. Sinan Çalışkanoğlu önderliğinde bir inancımız var bizim. Oynarken çok inanmak. Çok inanınca fena olmuyor en kötü ihtimalle. Biz de inandık. Siz de inanın. Ve o gerçekten seni rahatlatıyor ağaç aslında. Evet. O da bana dese ben de olurum. O girerse ben de girerim gibi. Anladın mı? O güzel bir şey. Kurbana değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. Kurbana, evet. Bu ne demek? Güzel. Bu tek kişilik performans. Şimdi bize şimdi. Bireysel performans çık eğlendir bizi. Ersin hazırlanman için seni kostüm odasına alabiliriz. Ersin Korkut bireysellerde dünya markasıdır. Çok başarılı olacağını eminim. Evet Ersin. Bravo Ersin. Eğlendir bizi. İşte bu. Bence hiçbir şey yapamayacak. Çok güldüren birisi değil bu arada. Bakma kostümle aksesuarla. Gittiği için arkasından çok rahat konuşabilirim. Bence Allah tarafından benim için malzemesi var. Bütün komedisini o malzemenin üstüne dayıyor değil mi Sadi? Evet. Ne çabuk sattınız ya. Öyle o da beni satıyor. Kalktığı zaman birisi hemen arkasından konuşuruz. Çünkü biz komedyenler böyleyizdir. O yüzden değil ben miyizdir? En son kalkarım masadan. Evet hazır galiba Ersin. Ve bireysel performansıyla Ersin Korkut karşınızda. Buyursunlar. Aha. Ah geldi. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bravo. Biliyorsunuz yeni bir bireyselle karşı karşıyayız. Neyle? Neyle? Bireysel. Ha bireyselle. Evet. Bireysel evet dilim sürçmüş olabilir. Geçmiş bölümlerde hatırlarsanız bir diksiyon hocası olarak karşınızdaydım. Bu sefer de nedir acaba? Söyleyeyim dublaj dersi vereceğim. Aa ve, dublaj dersi çok güzel. Ve Mustafa Sinan'a diksiyon dersi verdikten sonra şimdi de dublaj yani Mustafa'cığım. Çünkü elenirseniz dublör kalmazsınız diye düşünüyorum. Eyvallah, eyvallah. Evet. Tamam geldik. Şimdi arkadaşlar önce şey yapacağız. Tabii ki buradan size de göstereceğim. Önce
seslerimizi alıştıracağız, ses açacağız. Yalnız koştuk çok güzel olmuş. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Çok yakışır. Şimdi nereden başlıyoruz biliyor musunuz? Bir dudak. Dudak trili. O zaman siz birebir çalışın. Dudak trili. Dudak trili mi? Trili he. Şu yani. Ya, öğretmiştim ya. Evet. Ha tamam. Bunun adı dudak trili mi hocam? Evet trili trili. Dudağınızda titreme olduğu an hazırsınız anlamına geliyor. Sizin oluyor mu hocam dudağınızda? Şu an burnum bile kaşınıyor. Burnumun üstü bile kaşınıyor. Niye yani acaba? O derece işte. Benim olmuyor. Olmuyor mu? Sizin dudağınız burnunuza değiyor galiba. Değiyor. Dilim de burnuma değiyor. Oğlum ne gülüyorsun ya? Bir şey soracağım. Değdirebilir misiniz dilinizi burnunuza? Evet. Evet. Arkadaşlar birazdan başlayacağız. Anlamadığınız bir yer varsa beni durdurabilirsiniz. Tamam mı? Ben her seferinde cevap verebilirim yani durdurun. Tamam. Yeter ki siz öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Şimdi. Şimdi bitti hocam. Evet. Bak nedir? Jön dublajı karizmatik ses tonu. Evet. Şimdi siz de tekrar ediyoruz. Oh Maria. Oh Maria. Evet. Oh Maria. Senin aşkını tüm sıcaklığıyla vücudumda hissediyorum. Senin aşkını tüm sıcaklığınla vücudumda hissediyorum. Sinancığım sende sıra. Aynısını söylemen lazım. Pardon hocam. Evet. Senin aşkını tüm sıcaklığıyla vücudumda hissediyorum. Olmadı. Şimdi Mustafa'da oldu sana olmadı. Ben olmadı. Bir daha şimdi bak. Yani. Oh Maria. Hadi sarıl bana aşk yapalım. Sinancığım yani tekrar etmen lazım ki ben öğretiyorum. Sinancığım sanki sende olmayacak bak. Yani. Hadi sarıl bana aşk yapalım. Bana sanki rol kişisi, rol arkadaşımızmışım gibi söyleseniz bunu. Bak. Bana sanki savuluyormuşsunuz gibi. Boşluğa değil de bana söylüyorsunuz gibi. Oh Maria. Senin aşkının tüm sıcaklığıyla vücudumda hissediyorum. Ve bunu artık daha fazla gizlemek istemiyorum. Dur devam et. Aşk daha fazla gizli kalmamamalı. Ne? Aşkım. Sarıl bana Maria. Sarıl bana Maria. Sarılsana Maria. Mükemmel. Maria. Evet. Aşk yapalım. Sarıl Maria. Sarılmıyorsun işte. Ama Sinan aşk yapalım mı bekledim tamam. Hocam o yüzden. İşte ben orada bitirdim. Hocam çok iyi. Hocam ben şimdi. Ben hiç gelemedim. Kullanır mısın? Bunları da üç tane getirdim biliyorsunuz. Hocam kulak, çok iyiydin. Kulak arkası Mustafa'cığım. Dikşen içi mi? Evet. Sonra bir yerde kullanırız. Bir terslik var tamam sanki. Kalemi yanlış yere koyuyoruz gibi. Şşş. Yani siz bilirsiniz tabii daha iyi. Şimdi Sinancığım bak. Evet. Şimdi reklam dublaj ve hocam? Bak reklam dublajı. Çünkü ben reklam uzmanıyım. Okunaklı tane tane yazıyor. Evet. Okunaklı tane tane. Şimdi ne diyor? Sağlam, zarif, şık, dayanıklı ve de ucuz. Topakoğlu ayakkabıları. Ayağınıza yakışan, bütçenizle geçinen, içinize sinen tercihiniz. Topakoğlu. Ayakkabıları şimdi tüm marketlerde ve online satış mağazalarında. Topakoğlu. Ayakkabıları. Ersin oğlum bugün sana çok güldüm ya. Allah da seni güldürsün. Sinancığım mesela aynısını senden istiyorum. Ve reklam tonu ha reklam tonu. Sağlam, zarif, şık, dayanıklı ve de ucuz. Topakoğlu ayakkabıları. Ayağınıza yakışan, bütçenizle geçinen, içinize sinen tercihiniz. Topakoğlu ayakkabıları şimdi tüm marketlerde ve online satış mağazalarında. Topakoğlu ayakkabıları. Yani kimse bence almaz Sinan. Iyi. Sen böyle dersen kimse almaz ya. Yani. Melodili anlatıyorsun. Pardon. Bence çok iyi. Abi yok, şimdi sıra senden. Ben çok kötüyüm. Bak şimdi sen. Ben çok beğendim. Tamam abi bak sen. Biz seni göreceğiz Mustafa. Bakalım o ayakkabı satılacak mı? Sağlam, zarif, şık, dayanıklı ve de ucuz. Evet. Evet. Topakoğlu ayakkabıları. Topakoğlu ayakkabıları. Ayağınıza yakışan. Ayağınıza yakışan. Bütçenizle geçinen. Bütçenizle geçinen. İçinize sinen tercihiniz. İçinize sinen tercihiniz. Topakoğlu ayakkabıları. Topakoğlu ayakkabıları. Şimdi tüm marketlerde. Şimdi tüm marketlerde. Ve online satış mağazalarında. Ve online satış mağazalarında. Topakoğlu ayakkabıları. Topakoğlu ayakkabıları. Suya dayanıklı. Suya dayanıklı. Ya güzel. Dikişli. Dikişli. Ama reklamda bir numarasın. Evet şimdi yaşlı nine dublajı. Ya bunu... Evet hocam çok merak ediyorum. Yaşlı nine dublajı. Önce ben bir şey yapayım. Ah canım oğlum Georgie. Bu sabah kokilerine hiç el bile sürmemişsiniz. Halbuki süt
ve cookie senin en sevdiğin kahvaltılıktı. Umarım bunları yememek için geçerli bir bahanem vardı. Aksi takdirde bir daha sana cookie yapmayabilir. Şimdi. Hocam, ama bizim buna ermemiz için çok, yani, çok zor. Nasıl? Çok zor. Abi yaşlı işte bunu. Yapabilirsin Sinan ha, bence. Tamam. Peki tamam, hocam deniş. Yaşlı. Ah canım oğlum George. Bu sabah cookie'lerine hiç el bile sürmemişsin. Halbuki süt ve cookie senin en sevdiğin kahvaltılıktı. Umarım bunları yememek için geçerli bir bahanen vardı. Orada bir şey söyleyeyim. Babaanne, babaanne senin cookie'lerin. Daha ince. Sen de yapabiliyordun böyle. Tamam, yapacağım. Ya! Hey dostum! Of, yapıyorsunuz hocam. Tamam, yapacağım. Yapıyordun abi. Ah canım oğlum George. Bu sabah cookie'lerine hiç el bile sürmemişsin. Halbuki silah, süt ve cookie senin en sevdiğin kahvaltını kıttı. Umarım... Ah! George! Ah! Kendimden bir şey katıyorum hocam. Ah! Umarım bunları yememek için geçerli bir bahanem vardı. Bana dil, dil altımı getir. Bak, bence o... sana oyunculuk dersi vermemiz lazım Sinancığım. Çünkü orada hemen başka bir tona geçti. Farkındaydın değil mi? Önce güzel gitti, sonra... Beceremedi. Nerede hata yaptı? Çünkü abarttığı yerde hata yaptı. Evet Mustafa'cığım, şimdi sen de. Abartı dublajı öldürür Mustafa, biliyorsun. Abartı dublajı öldürür diye bir söz söyledi. Not ediyor musunuz? Bravo. Ben buraya yazıyorum. Hocam atasözü gibi konuşuyorsun. Evet. Bunu da bir yere yaz. Ah canım oğlum Cookie. Ah canım oğlum George. Cookie, bu sabah cookie'lerine hiç el sürmemişsin. Mustafa şunu kesebilir miyim mesela? Daha ince olabilir mi? Bence yaparsın. Daha ince. Ah canım oğlum. Belki sen de... Bu önemli mi hocam yaşlılıkta şu? Hey Georgie. Bak, ben öne götürsem. Hey Georgie. Çıkıyor yani yaşlılık. Tam Joker, Joker gibisiniz hocam. He, Joker değil mi? Çok güzel Sinancığım. Batman. Teşekkür ederim. Oh canım oğlum Georgie. Sabah kokularıyla hiç ellememişsin. Halbuki süt ve koki senin sevdiğin kahvaltılıktı. Umarım bunları yememek için geçerli. Umarım bunları yememek için geçerli bir bahanem vardır. Aksi takdirde bir daha sana o cookie vermeyeceğim. Şimdi üçüncü şey, çizgi film dublaj karakterleri. Mesela ben bir çizgi film karakteri canlandırmıştım, tamam mı? İsmini söylemeyeceğim. Belki hatırlarsın. Hey Tosunum, hoş gel yanıma. Aa, şeyden çok farklı. Deminkinin neden çok farklı? Tamam ama o işte. Aynı. Ne kadar farklı ama. Tosunum, hoş gel yanıma. Bak farklı oldu. Evet. Tosunum, hoş gel yanıma. Evet. Evet çok. Şimdi bu da çizgi film. Ne kadar değiştirdin sesinizi bir anda. Çizgi film. ama çizgi film size bir sürprizim var biliyor musun? Orada yapabilir bak. Hey, I'm Staley. Hadi benimle birlikte gel ve maymun Charlie ile birlikte saklambaç oynayalım. Çünkü saklambaç benim bu dünyada en sevdiğim üçüncü oyundan bir tanesi. Sevdiğim diğer iki oyun ise evlicilik ve ip atlama. Ben gerçekten evlicilik oynuyorlar. Çocuk oynuyor. Ha, pardon. Ha, evlilik. Kusurum, evet. Kusurum benim imzamdır, evet. Kusurum imzam mı? Evet, çok. Oğlum ben... Kusurum imzamdır yani. Çok altına imza mı atarım yani? Ben daha farklı bir şey denemek istiyorum hocam. Neyi tamam. Mesela Sinan? Hey Ayistenli, hadi benimle birlikte gel ve maymun Charlie ile birlikte saklanmaç oynayalım lan. Çünkü saklanmaç benim bu dünyada en sevdiğim iki oyundan bir tanesi. Kalk lan, gel de sevdiğim diğer iki oyun ise evcik ve ip atlamak lan. Senin ben kafana. Sinancığım o dizi yayından kalkalı çok oldu biliyor musun? Hangi dizi? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizi bak burada daha iyi çıkar diye bak. Sinancığım sen seversin. Severim evet. Seversin. Sen seversin deyip bunu çıkardım. Evet. Cüplemiş olmuşsun çocuk. Aynen. Bunu mu şey yapacağım? Ben tamam. Çizgi film. Ben de istiyorum. Yavaş verelim hocam olacak. Evet. Helyum dublajın en iyi elementidir. Biliyorsun değil mi? Bunu da yazın bir yere. Evet, izleyiciler. Hey, Ayı Stanley. Hadi benimle birlikte gel ve Maymun Charlie ile birlikte saklambaç oynayalım. Çünkü saklambaç benim bu dünyada en sevdiğim üç oyundan bir tanesi. Sevdiğim diğer iki oyun ise evcilik ve ip atlamak. İşte Helyum bak. Helyum sınavı geçti. Şimdi, siz ama hocam siz niye bu Helyum'u denemiyorsunuz? Bir tek ben deneyim, hadi. Evet. Değil mi eski günlere gidiyorum. Sen zaten, siz zaten tamam. Şey yapmışsınız. Evet. Ben vereyim hocam sizin Helyum'unuzu. Bir saniye hocam. Yavaş yavaş çekelim. Geldi mi?
Bütün helyum ben mi emdim acaba ya? Şimdi bak. Hey o Sterling. Hadi benimle birlikte gel. Çok az verdin ya. Gel maymunum Charlie. Birlikte saklambaç oynayalım. Çünkü saklambaç benim dünyada en sevdiğim 3 oyundan bir tanesi. Sevdiğim diğer 2 oyun ise evcilik ve ip atlamak. Son 2 kelime de aslında gitmişler. Hey. Onları kendisi ayarladı. Hey daha gittim. Hey. Hey. Daha bitmemiş. Bitmemiş. Çok evet. Çok başarılı. Şimdi arkadaşlar son. Daha var yani. Kovboy dublaj. Şimdi bu kovboy dublajı mesela... Seni bu kasabada istemiyorum Jean. Verenin kovboyu? Ödül parası için yaptıkların artık kabul edilebilir gibi değil. Hey nalet olası pislik. Nereye gidiyorsun? Çabuk buraya gel. Nereye gidiyor bu arkadaş? O zaman Sinan gelene kadar ben şey yapayım. Sen belki abi hadi. Hocam belki sizi havaya sokmak için şöyle bir şapka getirdim. Pardon özür dilerim. Lütfen lütfen. Şey. Bizde ben de böyle bir şey yapabilirim belki. Ama bu çok kovboy yapması da var. Seni bu kasabada istemiyorum John. Ödül parası için yaptıkların artık kabul edilir gibi değil. Sheriff Stewart da... Doğru söyledin değil mi? Yani biraz daha Ahmet Mümtaz Taylan tarzı olabilir. Böyle tok ton. Tok ton. Evet. Seni bu kasabada... Yok yapabiliyorum. Seni bu kasabada istemiyorum. Nalet olası pis tamam. Öyle. Tamam. Seni bu kasabada istemiyorum John. Ödül parası için yaptıkların artık kabul edilebilir gibi değil. Şarif ve Stimart'ın da benimle aynı fikirde mesela katran tüyü cezası vermek istiyor. Olmaz yani değil mi hocam? Bir şey söyleyeyim mi? Ya hocam. Yani hiç olmadı ama sende biraz oldu Mustafa. Ben de hiç olmadı ben hocam. Sende oldu biliyor musun? Ben de hiç oldu. Seni bu kasabada evet. İstemiyorum. Çok iyi. O kovboy musun? Bir dakika. Amerikan dublajı olduğu için. Kovboy gibi oldu abi. Stimart. Şovumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Ne diyorsun? Ben de bravo. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Çok iyiydi abi. Bravo. Evet. Ayağınıza sağlık. Valla üçünüz de çok iyiydiniz. Sağ olun. Bence hocam geliyorum. Harikaydınız hocam. Valla üçünüz de çok. Abi adam komedinin bütün her şeyini denedi yani. Abi, her şeyi de saldırdı bize. Ya Ersin gerçekten bugün bir fenomendi Ersin yani. Bir fenomen, bir komedi. Açıklanamayacak bir komedi vakası. Mustafa'cığım. Evet. Abi, öyle hani bu konuda bana Ersin, yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Abi çok komikti vallahi. Evet. Helyum bir anda böyle işte dediğim şey abi çok kötü yapıyor insan gerçekten. Yeni ara raporlama. Ara raporlama. Evet yine ben. Yeni ara raporlama. Sinan her şeyi de biliyorsun ha. Hep öyleydi. Vallahi bildi. Hakimsin bazı şeylere. Evet. Yeni ikinci ara raporumuzda. Şimdi elenler mi açılacak? İkinci ara rapor. elenler mi açılacak? Kutu açmıyoruz artık. Ne bu ya? Bir şey yok. Nasıl bir Türkçe? İkinci ara raporumuzda yine en az gülenlerden en çok gülene doğru gidiyorum. Evet. 9 kez de Sadi Celil Cengiz. En az gülen. En az gülenlerin en sonunda. Aferin Sadi. Bravo Sadi. Böyle tut kendini hiç gülme. 10 kez de Ersin Korkut. Tutarım kendimi. Çok güzel ya. Hande güzel başladın aslında ama sen de birazcık galiba arkadaşlara ayak uydurdun. 25 kez büyümüşsün sen. Oo, bravo Hande. Evet sağlam büyümüşsün 25 kez. Evet. 29 kez de Hande'den hemen sonra Mustafa Üstündağ geliyor. Aynı şekilde gidiyoruz. Aynı yok şekilde. Ben yer değiştirdim. Aa öyle mi? Mustafa'dan hemen sonraysa 33 kez de Hakan Bilgin. Sen kime güldün? 41 kez gülmüşsün. Ben her şeye gülmüşüm. Kendine 41 kez. Her şeye. Kendime ona buna. 41 kez gülmüşsün. Aslı. Maşallah. Maşallah. Aslı. Ben kaç kere gülmüşsün? Aslı. Haftaya helvanı yeriz. Vallahi öyle gözüküyor. Aslı. Kaç? Sen tam 49 kez de en çok gülen arkadaşımız olmuşsun. Evet arkadaşlar durumlar bunlar. Peki. Şahin. Sağ olun. Şahin'inize dikkat edin. Kolay gelsin. Sağ olun. Şahin'im. Şahin biraz görmeyin mi bizim gülmelerimizi? Biraz... Söyleyeceğim. Yönetime nasıl söyleyeceğim. Nasıl görmezse 50 tane kamera var ya Sinan. Haftaya helvanı yiyeceğiz. Sen bence biraz yerini değiştir. Sen benle Mustafa arasına gir. Evet. Ben... Sinan'dan biraz uzak dur. Şimdi bireysel performans sırası Aslan'ın. Aslı hazırlanman için alabiliriz seni de odaya. Hadi bakalım. Yürü Aslı. Hadi bakalım. Güveniyorum sana. Hadi bakalım yeşil dikkat. Çok oturdun Aslı. Çok oturdum. Nasıl ama? Çocuk yaptı hem de şey yaptı. Yaşlı.
Ne kadar farklı şeyler. Ya sen ne biçim adamsın ya? Çok komik bir adamsın. Dublaj ne yaptın o kadar inanarak yapıyor ki? Evet. Ben şişman mıyım ya bugün? Tırnaklar nasıl? Kim trapane? Halim yok benim bugün. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Bugün bir gala çıkışındayız. Etrafımız ünlülerle dolu. Evet, onları yakalamışken birkaç soru sormak isteriz. Oo, Sadi Bey de buradaymış. Sadi Bey, sizi yakalamışken de birkaç şey sormak istiyoruz. Özel hayatınızda hiç gündeme gelmiyorsunuz Sadi Bey. Özel bir nedeni var mı? Hayatsız olabilir misiniz? Evet, bir özel hayatım olmadığı için özel hayatımda gündeme gelmiyorum. Bir tek setlerde yaşıyorum ben. İşim olmadığı zaman yemeklerimi setlerde yiyorum. Set set geziyorum. Bazı arkadaşlar haçlık veriyorlar. Böylelikle akbil yol param çıkıyor. Üzüldük Sadi Bey. Evet, başka kimler varmış burada? Ersin nerede? Ha, Ersin Bey! Size de sorularımız var. Çalkantısız aşk hayatınızda ilerleyen günlerde yaprak kıpırdayabilir mi? Yoksa böyle gelmiş böyle mi gidecek? Böyle gelmiş böyle gidecek. Teşekkürler Ersin Bey. Kısa ve öz bir cevap oldu. Hakan Bey, bir sonraki sorumuz da size. Çakallarla dans serisi sayesinde rahat bir emeklilik hayatı yaşıyor musunuz? Hayır. Çektiklerinize değdi mi? Değdi. Yani film çekmenize demek istedik. Evet, ama daha emekli olmadık yani. Daha sanırım çakallar 6, 7, 8, 9, 10, belki 12'de falan emekli olabiliriz yani. Pekala, o zaman Mustafa Bey'e geçiyoruz efendim. Mustafa Bey, Mustafa Bey, şimdiye kadar çekilmiş fotoğraflarınızdan sadece bir tane bıyıksız fotoğrafınız var. Ona da 1 milyon dolar fiyat biçiliyor. Ne diyorsunuz? Parayı versinler, sakalı da keserim, saçı da keserim. Hande Hanım, sizin varmış şakalı, sizin de varmış. Hande Hanım, saçlarınızın sarısını sigortalatmışsınız ve hatta bunun için sigorta şirketi kurduğunuz söyleniyor. Yo. Doğru mu? Tabii ki de değil. Ama sigortacılık yaptım tabii. Bir dönem ama saçlarımı sigortalatmadım. Ama teşekkür ederim. Çok güzelmiş demek ki öyle. Çok güzel. Yok ya, delirmedim daha saçlarımı sigortalatacak kadar. Evet efendim, çok teşekkür ederim röportajımıza cevap verdiğiniz için. Bravo. İyi akşamlar efendim. Bravo ve ilk defa bir Grace'li bitirdim. Sevgili arkadaşlar, hazırsanız, hazır olmasanız da hazır olmanızı rica edeceğim. Yeni doğaçlama hikayenizi anlatıyorum. 4 oyuncumuz var. Hakan ve Hande evli bir çiftsiniz. Yakın arkadaşlarınız Sinan ve Aslı. Aslı'yla birlikte bir tatil programı yapmışsınız uzun zaman önce. Hakan ve Hande'nin aracıyla yapacaksınız bu seyahati. Bir uçak seyahati değil bu. Ha, yancıyız biz. Aracı derken bizim arabamız mı yani? Sizin arabanız. Ha. Sinan ve Aslı. Hakanların evinde buluşacaksınız, sabah onlara geleceksiniz ve birlikte yola çıkacaksınız. Geliyorsunuz, çalıyorsunuz, biz hazırız, her şeyimiz hazır, kapıdayız diyorsunuz. Fakat onlar minik bir sebepten ötürü araları açılmış, tartışmışlar. O kadar ki seyahate çıkmaktan da vazgeçmişler. Siz çok üzgünsünüz ve doğal olarak onları barıştırmaya çabalıyorsunuz. Durum budur, anlaşıldıysa İsterseniz minik bir hazırlık yapın. Dekorunuzu, evinizi, mekanınızı belirleyin ve başlayın. Buyurun. Nereye kadar anlamıyorum ki ya. Bir insan biraz toparlanır, bir şey yapar ya. Tatile gideceğiz diyoruz. Dün akşamdan beri bavulunu hazırlamanı bekliyorum. Şimdi çocuklar gelecekler. Biz nasıl gideceğiz anlamış değilim ki ben. Nasıl bir kadınsın sen ya? Nasıl bir ailede büyüdün? Ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Bunu benim nereden... Ne? Sen nasıl benim aileme bağlayabiliyorsun bu mevzuyu? Benim valiz toplamamla aileye bağlamam... Nasıl? Ya, yine geldi annemlere ya, mevzu. Ya annenlere gelecek tabii. Bir insan kızını yetiştirirsen bununla ilgili biraz bir yemek yapmayı öğretir, bavul hazırlamayı öğretir, etrafı toplamayı. Sen böyle yan gel yat otur aşağı. Böyle kadın olur mu Allah'ını seversen ya? Ben erkek başıma bavulumu hazırladım, çantamı hazırladım, paletlerimi hazırladım. Topum bile hazır ya. Topum hazır, topum. Ya sinir oluyorum senin bu laflarına. Erkek başıma ne demek? Sen de valiz hazırlayabilirsin, ben de valiz hazırlayabilirim. Gelecekler, geldikleri gibi de görecekler. Gitmiyoruz. Ben seninle tatile matile gitmem. Ne annem kaldı, ne babam kaldı. Ya erkek başınaymış da valiz hazırlarmış. Ya gerçekten dün akşamdan beri diyorum ki sana, yemekten sonra oturup film seyredeceğine şu bavulu hazırla, sabahleyin telaş etmeliyim diyorum. Sen ısrarla hayır efendim filmi bitireceğim ondan sonra filmi bitireceğim. Filmi izlerken yattım uyudum kaldım orada. Her şeyimi eksiksiz hazırlamış oluyorum. Ben son anda hazırlamayı seviyorum. Neyi son anda hazırlamayı? Bir saat sonra gideceğiz diyorum sana. Ding dong. Ya ben kafamda... Ding dong. Ah, kapı çalıyor. Gel, gel bak. Dong bing. Yo. Hello. Şek 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 sinora. Şekli bari lan. Oh.
Hoş geldiniz. Sinora şekli barilay. Hadi. Hadi hazır mısın? Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Bodrum, Bodrum yolcusu kalmasın. Hadi bakalım. Sinancığım hoş geldin canım da bizim. Hadi. Tadımız tuzumuz yok vallahi. Siz gidin. Bir otursanıza bir oturun şöyle. Doya doya tatilinizi yapın. Bizle zaten hiçbir tadı kalmaz o tatili. Hande'ye sorar mısın lütfen? Lütfen sorar mısın? Bavulunu hazırlamış mı diye sorar mısın? Hazırlamadım efendim. Hazırlamadım. Ben son dakika hazırlamayı seviyorum. Öyle rahat ediyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dün akşamdan beri ben hazırlayacak vaktim var. Ben 10 gün önce listemi yaptım. Valizimi kafamda yaptım. Zaten her şey kafanda. Her şey kafanda. Yemek nerede kafanda? Bavul nerede kafanda? İş nerede kafanda? Her şey kafanda. Evet kafamda. Tık 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 tık. Ben 5 dakikada hazırlayıveririm ya o valizi. Anne, bir, Allah 20 senedir tanıyorum seni. Bir işi de zamanında yapsan, bir yere de geç kalmasan ölürüm ya. Vallahi ölürüm ya. Abi bir dakika ya. Ne oldu ya? Bavul yüzünden mi kavga ediyorsun? Abi bir dakika. Sizi bir gece bıraktık. Ne oldu ya burada? Vallahi abine sor. Bak Hande'cim. Bak üstüme gelme, gerçekten sinirleniyorum, gerçekten sinirleniyorum. Bütün bir motivasyonla bir haftadan beri bugünü bekliyorum. Tatile gideceğiz arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraber tatile gidip eğleneceğiz diye. Ya ben her şeyimi hazırlamışım, işimi hazırlamışım, ameliyatlarımı hazırlamışım. Her şeyi hazırladım. Şurada bavulla hazırladım akşam. He senin her şeyin önemli, sen her şeyi hazırladın, ben hazırlayamadım yani. Evet hazırlayamadın, hazırlayamadın. Bütün gün evde oturuyorsun, bir tane bavul hazırlayacaksın, başka yapacak bir şey yok, onu hazırlamadın ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan bak çocukların önünde düştüğümüz durum. Çocuklar yabancı mı canım, her şeyi biliyorlar artık yani. Seni bilmeyen mi var? Bak. Bak sinsi sinsi alttan alttan laf sokmalar. Ne alttan alttan laf sokmalar ya? Seni bilmeyen direkt açık açık söylüyorum sana. Hadi bitti. Abi bizim bunları barıştırmam. Çocuklar siz de kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Siz bir şey söyleyeyim. Siz tatile gidin. Hiçbir sizin huzurunuzu ya saçmalama olur mu öyle şey ya? Yok, ben şurada yok, aslında, yok, ben şurada aslında yok, bir şey konuşacağım da. Ben aslında bir şey konuşacağım da sonrasında geleceğim sizin yanınıza. Bir daha aslında bir şey konuşacağım. Bizim de bir sizin de tadınız biz de bir tatsız çıktık zaten evden. Aslında şurada bir şey konuşacağım da sonrasında sizle konuşacağım. Şey. Bizim bunları ikna etmemiz gerekiyor. Biz bunların arabasıyla yola çıkacağız. Bunlar otele bile giremeyiz. Abi ne yapacağız? Bunlar kavga ederlerse biz neyle gideceğiz abi? Neyle gideceğiz biz? Hiç abi bizim. Tamam onları ikna etmemiz gerekiyor. Bırak tamam. Abi makarnayı falan. Sen de bir kendine gel ikna edelim şunları. Abi bir dakika ya. Ne oluyor size? Ne oluyor? Ne? Bir dakika. Aa. Yeter ama. Artık yeter. Gel buraya. Aşkım. Gel buraya. Ay vallahi. Gel buraya ya. Yemin ederim. Ne oluyor bu ya? Ne oluyor ya? Yaşama sevincimi götürdü. Allah Allah. Ne oluyor ya? Paletine kadar her şey. Abi tamam bırak onları, onlara takılmayın çok. Allah sinir bu ya. Abi böyle bir şey olur mu ya? Ne sorun söyle bana, neyin sorun? Ne oğlum bir insan bu kadar dağınık, bu kadar düzensiz olabilir mi? Abi bırak onları. Bir bavul yahu, bavul. Dolaptan indirmedi daha bavulu. Ne yiyeceği kafasındaymış efendim. Böyle saçmalıklara dağınık olur. Ya bırak onları, biz çıkarken 2 saat ben bunu bekledim yahu. Geç kalacaktık buraya. Bu da yapıyor öyle şeyler. 2 saat mi bekledi? Ya o da geç hazırlanıyor. Ne alakası var hayatım? Senin saçlarını bekliyoruz. Yarım saat yukarı doğru şey yapıyorsun. Dikdörtgen abi zaten. Öyle. Benim imzam gibi o. Dikdörtgen benim saçlarım. Ona takılma. O benim imzam gibi. Ona kimse takılmasın. Senin saçını bekliyoruz sabahtan beri abi, ya. Benim saçım. Görüyorsun değil mi? Bu da böyle. Evet. Seninki geneyiz. Böyle şeyler yok. Seni öyle sevdik zaten. Ama bir şeyi öğrenmek istiyorum ben. Sizin kavga etmenizin asıl nedeni ne? Bavul mu? Bavul mu? Yani. Ne? Başka bir şey var. Genel bir gıcıklık. Ne genel gıcıklık? Genel bir laf sokma hali. Bunun gibi. Ama genel laf sokma hali. İnsan laf sokma diye bir durum yok. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Bir şey soracağım. Mutluluk insanın içindedir, kafasındadır, yüreğindedir. Yok bu hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Bizim istemiyorsunuz. Bak açıkça söyleyeyim. Abi, ne alakası çocuklar, var? Allah biz istemediğimiz için anlamayın. Tamamen bizim aramızdaki şey bu yani. Efendim, saçmalama sen. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır Sinan saçmalama. Hadi ben seni kardeşim gibi severim. Hiç öyle şimdi siz konuştuk biz. Dün gece gayet normaldi. Evet. Ondan sonrasında ertesi gün buluşuyoruz. Tatile gidiyoruz kanka. Tamam dedin. Çanakkale üzerinden gideceğiz Bodrum'a evet. Dedin. Sahili dolaşacağız dedin. Evet. Sen de arkadan şen şakrak. Ne kadar evet. Güzel yapmış evet. Planımızı. Evet, evet. Peki, son tamam. Dakikada valiz hazırlamaz diye kavga çıktı ya. Sen beni bıraksana kendi halime. Ya Hande bak bizim. Ama bu kadın 2 dakikada yapıyor zaten bunu. Sinan evet. Yok yok hiçbir şeyim beğenilmiyor benim bu evde. Allah hiçbir Allah. Şeyim beğenilmiyor benim. Valiz bahanesi. Abi ben bir dakika niye beğenmiyorsun? Konuşalım tamam konuşalım. Sizi barıştıralım ya. Tatil çok önemli değil. Ama sizin böyle küs olmanızı ben kabul edemiyorum. Tatile gitmek gitmemek önemli değil benim için abi. Ben 2 tane arkadaşım, 2 tane hatta abim sayılır ya. Hakan benim abim sayılır yani. Burada biz kankayız yani. Tatile gitmemiz çok önemli değil. Ama sizi böyle görmek istemiyorum. Kalk oradan. Kalk oradan Aslı. Lütfen. Geçin şöyle bir yan yana ya. Ay yok lan. Sen de Allah'ın sen de bir seni yapma etme Allah'ını seversen. Biz
bizde neler oluyor da size söylemiyoruz. Bizde neler oluyor abi? Bizde de oluyor ya. Ay siz mi? Oluyor bu ufacık bir şey bizim. Siz tatlı. Çok tatlısınız ya. Sizde bir şey olmuyor da ne oluyor sizde? Ben gayet tatlıyız. Bu yemek yapmayı bilmiyor. Biz hep dışarıdan yemek söylüyoruz ama ben abi hiç sorun yapmadım yani. Değil mi? Ben mi yemek yapamıyorum? Bayıla bayıla yiyorsun tiramisularımı bilmem nelerimi her şeylerimi. Hayatım şimdi... İlla annenin yemeklerini mi yiyeceğiz? Hayır. Hayatım bunları barıştırmak için ben bir şeyler söylemeye çalışıyorum sana sen şu anda. Aslı dikkat edersen sana ikide bir bu diye hitap ediyor Aslı. Yani bu da yemek bak duyuyor musun? Aslı sen buna takıl. Ya bu da aslında hani yemek yapmayı beceremez diyorum. Yok o konuda Hande yemek falan konusunda hakim yapar ya. Şey, yapar. Abi bunda yok. Bir şey yani diyeceğim yemek. Sürekli bu diye hitap ediyorum ona. Bu muyum ben? Hayır hayatım öyle demek istemez. Hitap şekline bakar mısın? Şimdi öyle ya. Siz birbirinize sürekli aşkımlar, güzelimler bilmem neler. Bu ne ya? Ya öyle demek istemedim. Sen ne yapıyorsun ya? Yapma Allah aşkına bak. Ağzına karate yaparım. Ben Senep isminle hitap ettim. Şimdiye kadar hiç bu falan demedin bana. Yani saçlarını da öyle saatlerce yapmazsın. Seni tabii öyle yani, beklemem yani. Evet ama yani sen de bir bavul insan hazırlamaz mı yavrucuğum? Böyle şey olur mu? Bavul diye bir şey var yani. Sen mesela bavul hazırladın mı? Hazırladın abi, değil mi? Abi ben hazırladım zaten. Bu hazırlayamaz ki. Bak gene bu dedi. Ama öyle abi. Ama sürekli bana bu hitap ediyorsun. Aslı zaten hazırlayamaz ki abi. Ben hazırlıyorum. Ben de titizim. Ben de titizim evet. Ama mesela bazı konularda karımın kendi titizliğini kendisine bırakmaya çalışıyor. Aynen. Ya benim titizliğim ayrı. Onun titizliği yani. Ben sadece bir şeyi zamanında yapmadığı zaman deliriyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ama bak ne kadar güzel konuşuyorsunuz şu anda. Güzel bir şey var aranızda. Öyle tamam, değil mi? Tamam bir şey yapmayalım. Valla itilemeyle olmuyor yani. Hava da evet ısınmaya başlıyor yavaş yavaş. Öğlen olmaya başladı. Bak, şey yola mı çıksak hafiften? Hafiften yola mı çıksak? Bence siz bence gidin. Valla tatilde. Gidelim mi? Aramızda konuşalım şey yapalım abi, sonra siz şey yapalım. Siz gidin duyu yüzünü gezin yani eğlenin. Abi biz şu anda uçak bak şu anda uçak biletini alır yola çıkarız. Benim ama tedavi olmam öyle hemen olmuyor yani. Ama hemen içimiz olmuyor rahat ha etmez. Ben de kendimi biraz iyileştirmem lazım. Ben şimdi yolda da sizin canınızı sıkarım. Yok abi ben de bavula takarım. Biz kaçırırız sizi. Ben o bavula takarım kafayı. Ben de hiç sıkılmam. Ben canım bavula hala yok olmuyor. Hala bavul yok ya. Sen de takılıyorsun dedim. Yani. Takıldın mı? Neye bir şeye takıldın. Valize takıldın. Bavula takıldın ya. Takıldın mı? Tıkı 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 tıkı. Başka neye takılıyorum ya? Neye takılıyorum ya? Hayır. Yani sen takılıyorsun. Ben o like'ladım diye kızları diye taklamadın mı sen bana? Evet. Ha? Evet ha? Efendim çok da haklı olarak takıldım. Ya ne demek böyle bir şey olur? Benim işim ne? Ben ne iş yapıyorum? Ben estetisyen değil miyim evet ya? Abi, ben evet kadınların burunlarını, oralarını, buralarını düzelten evet, bir insan. Evet, benim evet müşteri portföyüm kadınlar. Evet, benim abi kadınların gelişimlerini takip etmek için evet, Instagram'dan evet like'lıyorum. Evet. Ya anladım. Başka ne yapabilirsin? Mecbur ya. Like'lamaya mecbur. Onu like'lamaya mecbur. Like'lamaktan ne olacak? Bu adam yazmadığı kadın kalmadı. Alev 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 alev. Geçen gün karıştırdım. Nerede alev alev? Alevler içinde bir nerede alev? Hiç öyle bir şey yok. Sarışınlar, şeyler bilmem neler. İhtiyacı varmış kızım. İhtiyacı mı? Aleve mi ihtiyacı? Kızım gerçekten aleve niye ihtiyacı var? O ne demek ya? Sinancığım çok özür dilerim ama ben bunu anlamadım yani. Yanımda. Ben yıllardır like'larım alevi hiç görmedim. Yanımda olman gereken bir durum yaşıyormuşuz gibi. Şu an yanındayım senin ama ben gerçekten anlamaya çalışıyorum. Nedir aslında? Evet, bunların şu bu durumu nedir? Birilerine bir alev demiş ki. Estetisyen dudak budak var. Söyleyeyim. Kız sıkışmış kız demiş ki mavi mayoysa, mavi bikini ise kalp eğer turuncuysa alev atın demiş. Diğerlerini sıkışmış acı. Ben de alev attım turuncu. Peki sen alev neden turuncuyu seçtin? Sana mı kaldı ayrıca? Abi daha çok yakışmış. Diğeri frapan duruyor şimdi. Ben böyle şeylere dikkat ediyorum. Sana ne oluyor yani turuncu sana mı kaldı? Ya yazın sen bile kendi bavulunu bana hazırlatan bir insansın. Çünkü benim estetik gözüm senden daha fazla gelişmiş. Çünkü seni seçtiğim bana giydirmiyorsun öyle mayolar, frapan bu parlak şeylerde kızlarda görünce bana ateş atıyorsun, alev atıyorsun. Ona yakışmış. Allah Allah bana yakışmıyor bir de yani. Bak konu. Peki senin bileklerin şey biraz kalın be. Hayatım şimdi senin bileklerin biraz kalın. Yani bileklerin kalın sadece. Ama Hande duyuyor musun? Ay duyuyorum bana. Öyle ama. Bana sen terbiyesiz. Ayak bileklerimin nesini bakmadın ya. Hayatım öyle. Senin de başka silahların var. İncecik üstün bilmem. Ama yani Sinancığım. Sinan bir ya şey söyleyeceğim. Senin başka silahların var. Ne gibi silahlarım var? Sinancığım. Ama şimdi. Sinancığım. Çok özelimiz oldu. Sinancığım. Hayatım. Senin de kafan dikdörtgen. Yani. Kız söylüyor mu? Evet. Söyledi girer girmez. Kocaman kafan var. Bizim o laf ediyor musun? Girer girmez söyledi. Kafam büyük. Allah Allah. Sen de gülünce şuranda yapınca böyle dişlerin şuranda çizgi var. Senin onun hiç gözükmüyor iğrenç bıyıklarından. Evet, öyle mi? Bıyıklarım iğrenç miydi? Allah Allah. Hiç sevmiyordun yani. Haydi be oradan. Yapmayın çocuklar. Allah Allah. Bırak abi ya bırak ya. Ya bırak ya. Bak. Allah Allah. Konuşma benimle daha fazla. Bence de konuşma sen de konuşma. Sakin ol bir saniye. Çok özür dilerim. Ben sadece ben şeyi çok merak ettim. Gerçekten bende bileklerine bakmak istiyorum ya. Hiç kalın değil. Kalın yes bence de. Değil. Sen haksızsın. Bak. Abicim, Allah abicim gerçekten. Allah aşkına baksana ya. Bak bir dakika bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim bir dakika. Sen dokunma bu benim ayaklarıma ya. Aa! Bir saniye. Şiddet yok. Evimde uzaktan şiddet bak olmasın dokunma.
Hadi İncecik. Görmüyor musun bileğinin kalınlığını? Yani? Bence kalın değil. Sen bilek görmemişsin. Kendimizi bayağı Ronaldo gibi tadında falan yani. Bir his bilek var içinde. Kendimizi yakıyormuşuz gibi bir his var içinde. Yani şu biz şu anda yakılmamış durumdayız tedavi ama senin durumun gidişin hiç iyi değil. Bence sana yola çıkalım. Ben gelmiyorum. Unutalım bunu. Yola çıkalım. Yol bakalım bizi nereye götürecek. Benim ayak bileklerim sığmaz arabaya şimdi kalın kalın. Aslıcığım yapma bunları. Yap. Ayrıca ben senin sürdüğün arabaya da binmek istemiyorum. Ben sürmeyeceğim ki. Konuştuk bunu. Hakan çok kötü araba sürüyorsun çünkü biliyorsun değil mi? Öyle mi? Aa çok güzel. Sen harika sürüyorsun ya. Onu da yapamıyorsun. Sen de beceremiyorsun. Hiçbir şey beceremiyorsun. Benim ayaklarım bileklerim kalın tabii oluyor. Çocuklar. Çocuklar yapmayın bence. Bakın hiç bak. Bizden belki geçti bu olay. Evet. Kusura bakmayın. Abi ben bir keresinde bak anlatmadım size. Yazın tatile gitmiştik bununla. Tamam mı? Geçen sene. Ha burada konuşacağım. Kusura bak, burada neden bak bunun dediğimi de anlatacağım. Ben gitmiştim abi tamam mı? Tuvalete gitmişim. İki dakika. Bu böyle garson çocuğa kendini yağlattı bu. Neden? Ben bunu gördüm sonrasında. Hadi bununla konuşalım. Çünkü hadi bununla konuşalım. Niye gülüyorsun şu anda ya? Bak teşne. Dur. Teşne işte gülüyor. Teşne yapmış çünkü. Nasıl? Yapmış. Yapma çocuğun ya adı da Deniz'di. Al işte Instagram. Evet. Deniz mi? Evet. Anlatsın. Yok efendim aslında oraya alev attı falan filan. Bahane yapmasın. Defalarca kere söyledim yağla yağla diye. Yok telefonumdayım, yok bilmem ne yapıyorum. Meğersem alev atıyormuşsun ya kızlar. Sen yağlasaydın sırtımı Deniz'den rica etmek zorunda kalmayacaktım. Bak ismini de söylüyorsun. Ne gerçekten sen söyledin demin çünkü. Sen şu anda neye gülüyorsun ben ya? Ben gülmüyorum, gülmüyorum saysan. Hmm. Olabilir, insanlar krem sürebilirler, sürdü de bir şey olmadı. Sen ne var yani? Ya iki dakika krem sürmüş ayrıca. Abiciğim, sana büyütmeyin bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey olmaz. Bizim dünyamızda olmaz, kendine gel. Ne senin dünya? Kendine gel. Yok, kendine gel artık. Vallahi Hande'ciğim. Duyuyorsun da bakın biz barıştık, biz barıştık. Evet. Aa biz barıştık. Hani biz tatlıyız, ben siz Hande'yi de tatlıya bağlanın seviyorum ya. Babamı bile ben hazırlayacağım. Ben makarnamı alır giderim abi. Yapmayın. Yapmayın ya çocuklar, vallahi bak. Sinan bak yapma. Ben bak, alırım gerçekten makarnamı giderim nereye abi. Nereye gidiyorsun bak, ya vallahi beni burada bırakıp? Yapma. Bak. Hadi biz barışık aa, siz de barışık Sinan, yapmayın böyle. Yok, yok. Ama yapmayın Sinan böyle olmaz ki böyle asla ya. Benim için bitmiştir abi. Benim için daha çok bitmiştir. Peki aa siz bu sorunu daha evvelden konuşmuş çözmüş olsaydınız ya buraya gelip yağlanma konusunda niye yürüyorsunuz kırkpınar gibi? Çok doğru söylüyorsun. Bakın bence sorun başka bir şey bunu çözebiliriz aramızda konuşabiliriz ha. Hayır ya sorun ne olursa olsun bu. Benim ayak bileklerime gelip laf edemezsin sen benim oramla buramla. O yüzden ben bunu asla kabul etmiyorum. Sen şu an ayrılıyorum. Ama karnında. Haydi görüşürüz. Vallahi Aslı gitti. Hadi gidelim. Nasıl gidelim? Hadi 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 gidelim abi. Oo bırak ya. Hadi çıkalım. Nasıl sen bunu nasıl kabul yaptın? Evet lan manyağa bak. Benim kendim başkasına kremleten kadına ne işim olur? Hadi gidelim. Çok güzel yolculuk olacağız. Hadi hadi. Ben hazırladım bavulu. Yiyecek falan bir şeyler de yaptım. Dolma yaptım çok güzel. Yolda lan o gitti zaten. Ben ayarladım her şeyi. Hadi çok güzel olacak. Hadi hadi. Hadi gidelim. Onlar da niye uğradı? Hiç son beklemiyorlar. Vallahi bravo Sinan. Eyvallah. Hadi sırada Sadi'nin performansı var. Ah, çok güzel. Sadi baba. Sen de kostüm odasına geçebilirsin hazırlanmak için. Mezirgen başı kapı hakkı ne istersin ne istersin. Hazırım abi. Arkadaşlar merhaba. Bu hafta bireysel performansa arkadaşım Kukla Sabitcan'ı da getirdim. Merhaba arkadaşlar ben Sabitcan. Evet bugünkü Kukla gösterisini onunla birlikte yapacağız. Nasılsın Sabitcan? Arkadaşlar siz bu gerizekalıya bakmayın. Kendisi çok komik olmadığı için hatta hiç komik olmadığı için. Komik olmaması da komik olmadığı için benim arkama sığınacak kadar zamanlaştı. Ne diyorsun oğlum sen? Kusura bakmayın yani Sabitcan hiç böyle konuşmamıştık. Evet arkadaşlar ben Sadi'nin yanında ona yardım etmek için geldim. Evet başlıyoruz Sinan'dan başlayalım istersen. Sinan ne haber? İyiyim Sabitcan sen nasılsın? Çok yüksek bir enerjiyle içi boş şakalar yapmaya devam mı? Evet. Sinan. Ülkenin yarısının, senin yarısının nefret ettiğim bir adam olmak nasıl? Aslı'yla Sinan. Asıl kankalar onlar oğlum gerizekalı. Sen Aslı'yla Sinan'ın kankalarını kıskanıyor musun yoksa? Niye kıskanayım ben ya Sinan'ı? Hayır ben
Sinan'ı kıskanmıyorum. Aslı'yı da kıskanmıyorum. Yani nereden çıktı ki bu? Ya bu kadın senin çalışma arkadaşındı ya. Kardeşini oynadı. Sinan yüzünden burada nefret ediyorsun. Yalan mı? Yalan! Yalan tabii ki. Ben kimseyi kıskanmıyorum. Kimseyi kıskandığım falan yok benim. Benim burada Ersin'im var ya. Hadi Ersin'e ne diyeceksin peki? Ha? Sürekli Ersin'e gülüyorum. Hadi bakalım ona da bir şey de. Ha? Ersin selamlar. Merhaba canım. Allah vergisi bir yetenekle çok komiksin. Peki yıllardır komedi oynayıp üstüne hiçbir şey koymamak ne demek? Ne diyorsun oğlum sen Ersin abi? Ne konuşuyor lan o? Benim Ersin abime ne diyorsun? Ağzını burnunu kırarım sen. Kes lan. Karışma bana. Niye hiçbir şey koymadın üstüne? Niye hemen komedi yapıyorsun? Bukhari'ye, Şukhari'ye, Şukhari'ye, Bukhari'ye. Oldu mu? He oldu. He oluyor mu böyle? Oldu oldu. Bir küçük öpücük. He? Öpücük dudağını da uzat. Aa bak gülüyorlar işte ne kadar kolay. Ha 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 ha. Ben de güldüm. Ha 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 ha. Aslı. Hiçbir şey yapmadan sırf güzelliğinle burada yatarak hiç ki etkin olmadan programa durmak bizden azabı yaratıyor mu sende? Ne diyorsun oğlum Aslı'ya ya? O bir kere bizim günümüz. Vay be Sadi, Aslı'ya yazmayan bir tek sen kalmıştın. Sen de mi sıraya girdin? Kes be! Yeter artık ya! Neler söylüyorsun oğlum sen? Sakinleş Sadi. Neler söylüyorsun ya? Kırınç mı oluyorsun bizden? Ne oluyorum? Utandın mı bizden? Utandırıyor muyuz seni? Aslı. Ha? Gel buraya salak. Bir kere kadınlara belli bir seviyeden fazla yaklaşılmaz. Bir dakika ya, burada biri daha var. Oo, bu güzellik de kim ya? Gelme, gelme. Ha? Şişt, oğlum, ne yapıyorsun lan? Ne oldu, kıskandın mı? Ha? Ha, kıskandın mı? Maşallah, maşallah ya. Hem güzel, hem zeki bir kadın. Hayır ya, bir dakika. Sen yoksa hani demeden bir kahve içebiliriz biz yemesin mi? Evet bu şovu artık burada sona erdirmenin zamanı geldi. Çünkü maalesef bu kişisele girmeye başladı. İzninizle biz aranızdan ayrılalım. Alkış istiyorum lütfen bir alkış. Sadin'le böyle geçen de böcek hikayesi vardı ya. Evet. Hep böyle birisiyle beraber oynama gibi bir şeyi var ha. Evet, şey vardı. Seviyor sistem, onu. Sistem eleştirisi vardı, Histergüm vardı. Gayet de güzeldi. Uf, çok ben... acayipti. Çok acayipti. Neydi o ya? Gerçekten bak, gerçekten. Yapıyor. Bir hışımla geldi, gayet geçtim. Seni şöyle bir şey geldi aklıma bak. Ya, ciddi söylüyorum. Böyle tarla başında falan, böyle gayet ciddi abilerin takıldığı bir tane lokalde kuklasıyla çıkıyor ve böyle sert hikayeler anlatıyor, tamam mı? Ama herkes de böyle orada duruyor ve izliyor yani böyle. Kimse büyüklere gülmüyor. Masallar. Abi kimse gülmüyor ve adam çıkıp yarım saat bunu alacak ama onu izlemek için böyle limuzinler falan geliyor yani. Sinan o da böyle mi yapıyor? Hayır orada da öyle yapacak. Öyle yapacak. Ha. Evet bence hayır. Çok o kadar sinematografik bir şeydi ki yaptı. Ciddi söylüyorum. Teşekkür evet. ederim. Valla bak. Sağ ol. Sevgili Hande şimdi sıra sende. Evdeki ilk bireysel performansın için seni alalım lütfen kostüm odamıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo. Hande. Hadi. Hadi Hande. İnanmazsın mı ya? Hande. Çok komik. Ama yani. Şunu unutmayın. Biz de katıldığımız için bir tık daha eğlenceli evet, oldu. Ne evet. diyorsa yaptık inanarak biz de. Çünkü ya inandırıyor ama. Evet inandırıyor yani. Ama biz de inandık yani. Çıtık yumurtaları kırdım böyle. Sosisli omleti anlatacağım. Evet. Ah tatlı müzik. Hey! Hoppa! Merhabalar efendim. Bugün ilk günüm sizlerle birlikte. O yüzden biraz heyecanlıyım. Size bir omlet tarifi vermek istiyorum. Nasıl? İlk başta tavamızı güzelce kızdırıyoruz. Tereyağımız da, bu arada bunları yaparken bir kapta beyaz ezine peyniri, 3 yumurta, bir güzel çırpıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Güzel. Diğer tarafta dilim dilim kestiğimiz sosislerimizi yağ cos diye atıyoruz. Hande. Cos.
Kızaran sosislerin üstüne karıştırdığımız yumurta ve beyaz peyniri katıyoruz. Bir güzel orada da karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kapağı kapatıp altını kısıyoruz. Alt üst çevirdikten sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. sorusu olan var mı? Çok kısa sürdü çünkü performansı. Bitti mi? Evet. Keyifli bir de yumurtanın devam. Yanına yoğurt yapsana. Olmayan bir şey istedim. Yumurtanın yanına yoğurt pek olmaz. Saçların biraz kötü gözüküyor. Saçlarını bir düzelt. Bir de makyajın akmış sanki biraz. Şu gözümü. Dirseğine ne oldu ya? Bir dirseğine dokunur musun dirseklerine? Neyine? Dirseklerine dokunur musun? Dirseklerime. Dirseğin evet, kanamış dirsek. Gibi. Dirseklerime. Bak bak dokundum. Gördün mü? Nasıl dokundum? Saat kaç? Sesin saat çok şirin ya. Saat. Saat. Oo çok geç olmuş. Artık herkes evine teşekkürler. Bay bay. Bravo Hande. Çok güzel. Ve valla ben ilk günde beğendim Hande'yi. Gayet zaten yani profesyonel. Yani ilk bireysel performans gayet başarılıydı Hande. Tebrikler. Ahmet Ahmet diye bir oyun var biliyor musunuz onu? Yok. Ahmet Ahmet. Olay şu. Mesela şöyle bir halkayız ya biz diyelim ki. Sonradan teknik olarak o halkayı oluştururuz. Ahmet Ahmet, efendim Ahmet diyeceksin. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e diyorum ben. Evet. Sen de ona diyorsun Ahmet Ahmet. Ahmet Ahmet. Sen de efendim Ahmet diyorsun. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana... Ben o Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle o Ahmet'e. Çuvallayan birisi bunu Ahmet. Yanlış söyleyen birisi olursa... Yanlış söyleyen birisi olursa benim bu sefer sıfatım oluyor mesela. Diyelim ki burada söyleyebileceğimiz ne olur? Sarı Ahmet. Sarı Ahmet. Yanlış Ahmet. İsimler takılıyor. Bu sefer o hafızada onu tutman gerekiyor. Yani mesela... Oğlan. Sarı Ahmet, Sarı Ahmet. Kırmızı evet. Ahmet'in sana selam var. Selam söyle Yeşil Ahmet'e diyor mesela. Oyun yani. İstersen. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Tamam Ahmet Ahmet. Tamam ben buradan başlıyorum abi. Sıra sıra mı söylüyoruz böyle? Buradan başlıyorum. Söyle de anlattı işte. Sus be. Ahmet Ahmet. Değil kafa sallamayacaksın. Efendim Ahmet diyeceksin. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı varmış. Bana da Ahmet söyledi. Sen de selam söyle Ahmet'e. Başka bir cümle kurmuyorsun. Ahmet aynı Ahmet. Cümleyi söylüyorsun. Efendim. Sarı Ahmet'in. Değil mi? Yanlış mı Ahmet söyledim? Ahmet Ahmet. Yapamayacağız. Efendim Ahmet. Ahmet'in, Sarı Ahmet'in sana selamı var. Niye ben Sarı Ahmet? Sen de Yeşil Ahmet'e selamını söyle. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oyun bu. Bir şey söyleyeceğim. Bunu var ya. Bunu var ya. 3 yaşında Zeki Ersay primatlar oynuyor böyle. Eğitmişler. Şimdi diyelim ki Ersin yanlış yapmış oldu. Ben bir süre oynayamadım oyunu. Ersin'i yanlış yaptığı için bir isim takacağız. Bence, hangi ismi evet. Takacağız? Şimdi Yeşil Ahmet olsun. Yeşil. Hayır. Tamam. Şey Ahmet olsun. Olarak. Küçük Ahmet olsun. Ahmet olarak. Küçük Ahmet olsun. Küçük Ahmet. Dolayısıyla Ersin'in Ahmet'in adı Küçük Ahmet. Yani ben diyeceğim ki Ahmet Ahmet, Ahmet'in sana selam var. Selam söyle Küçük Ahmet'e diyeceğim. Hmm. Ben de Küçük anladın? Ahmet Küçük Ahmet mi? Evet aynen. Küçük Ahmet Küçük Ahmet. Heh, başlayalım yani. Buradan. Efendim Ahmet. Heh. Sana Ahmet'in selamı var. Sen de selam söyle Ahmet'e. Hayır, selam söyle Ahmet'e. Repliği Ahmet'e. Birebir söyle. Tamam. Selam söyle Ahmet'e. Heh. Tamam. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Sen de Ahmet'e selam söyle. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana... Hayır, yanılan. Şey küçük Ahmet. Tamam. Sen de hemen yanlış. Sana da bir isim koyun. Sen o. Evet, isim küçük bu. Sarı Ahmet olsun o da. Küçük Sarı Ahmet. O küçük, sen küçük Sarı Ahmet. Tamam, bitiriyor muyum? Hayır, şimdi tekrar baştan başla. Yanlış yaptım çünkü. Tamam. Tekrardan başla. Oradan yani. Ahmet Ahmet. Efendim, küçük Sarı Ahmet. Einstein neye sevdi? Bravo. Küçük Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Efendim Ahmet. Senin bir selamın. Küçük Sarı Ahmet'in bana... Küçük Sarı Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet Ahmet. Efendim Ahmet. Ben Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Küçük Ahmet'e. Küçük Ahmet, Küçük Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Sen de selam söyle Küçük Sarı Ahmet'e. Tamam, Ahmet Ahmet. Hayır. Küçük Sarı Ahmet. Bu artık ne olsun biliyor musun? Sen küçük, kırmızı... Ahmet ben de tıkanıyorum. Bu oyunu
Bu oyun çok güzel bir oyun. Ben de bu arada gerçekten çok eğlenceli. Bunu arkadaş arasında oynasa çok güzel. Eğlenceli. Neler bulursun? Bence devam edelim. Ahmet. Hayır sen şu an bir şey dahasın şu anda. Küçük Ahmet değilsin artık. Sen X small küçük Ahmet ol bence. X small olur. Evet. X small Likralı olabilir. Likralı Ahmet. Sarı Likralı. Değil mi? Sen X small küçük Ahmet'sin. Evet. Tamam hadi. X small Ahmet. Evet. Hayır sen olsun. Sen X small küçük Ahmet, o küçük, küçük Sarı Ahmet. Küçük Sarı Ahmet. Küçük Sarı Ahmet, küçük Sarı Ahmet. Efendim, X small küçük Ahmet. Evet. Heh, Ahmet'in sana selamı var, sen de Ahmet'e selam söyle. Ama sana selam var, küçük Sarı Ahmet demedi. Dedim. Sen de dedi. Sana selam dedi, var. Dedi, yok. Dedi, yok. Dedim oğlum, Sarı Ahmet, Sarı Ahmet. Ahmet, Ahmet. Efendim, küçük Sarı Ahmet. Şey, dur ben. İksim ol, küçük Ahmet'in sana selamı var, selam söyle Ahmet'e. Ahmet. Küçük Sarı Ahmet'in sana selamı var, selam söyle Ahmet'e. Ama efendim Ahmet demedi, o yüzden ona da şimdi bir Ahmet lakabı takılması gibi. Efendim Ahmet Mustafa demedi. Ahmet olsun. Bıyıklı Ahmet olsun. Bıyıklı Ahmet. Evet, tamam. Tamam. Tekrar alalım ben şimdi. Bıyıklı Ahmet. Efendim. Ahmet. Bir tane daha takılıyor. Efendim Ahmet diyeceksin. Ha, tamam, dur. Efendim Ahmet. Küçük Sarı Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet. Efendim Bıyıklı Ahmet. Bıyıklı Ahmet. Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e. Ahmet. Efendim Ahmet. Bıyıklı Ahmet'in sana selamı var. Selam söyle Ahmet'e bir zahmet. Zahmet ekledim ben. Suçlu mu? Ahmet. Efendim Ahmet. Ahmet'in sana selam var, selam söyle Likralı küçük Ahmet'e. Likralı küçük Ahmet'e. O küçük Ahmet'e. Sen de bir şey, lakap bu. Likralı'yı önce o söyledi, o kalmış aklımda. Doğru söz. Tamam. Ama isim o Likralı Ahmet'im. Tamam. Hayır. Tamam, senin adın şey olsun o zaman. Sprey Ahmet olsun. Hayır, onun adı da şey olsun. Öfkeli Ahmet. Öfkeli Ahmet. Öfkeli Ahmet. Spreyli daha iyiydi. Ya aynı abi, bıyıklı, öfkeli. Tamam. Şirinler gibi düşün. Evet, tamam. En zekisi. Öfkeli Ahmet. O zaman tekrar geldi. Tamam. Öfkeli Ahmet. Efendim Ahmet. Sana Bıyıklı Ahmet'in selamı var. Selam söyle Ahmet'e, evet, Öfkeli Ahmet. Tek Ahmet. Ahmet. Dur efendim, ya dinle, Ahmet'i dinlemiyorsun. Ahmet tartışıyor. Ahmet'in sana selam var. Selam söyle X small küçük Ahmet'e. X small küçük Ahmet, X small küçük Ahmet. Efendim Ahmet. Sana... Hangi rey Ahmet? Öfkeli Ahmet'in selamı var. Sen de selam söyle. Aç Ahmet'i. Küçük Sarı Ahmet'e. He, küçük Sarı Ahmet, küçük Sarı Ahmet. Efendim Ahmet. O Ahmet'in lafı. Sen artık küçük Sarı. Küçük Sarı. Küçük Sarı. Çiçek olsun, çiçek gibi. Küçük Sarı çiçek Ahmet. Evet. Küçük Sarı çiçek Ahmet. Alasana Şahin, final. Şahin'im gene geldi. Bekleniyormuşum gibi his var bende. Benim bekliyorsun. Evet. Abi son değil mi artık bu? Evet, bu gelişim birazcık açıklayıcı ve aslında bazı olayların çözüldüğü bir geliş oldu. Bölümün ellerini belirlemek üzere aslında birazcık buradayım. Skorları güldürme ve gülme sayılarını hesaplandığında zaten farklar ortaya çıktı. Bölümümüzün birincisi... Rakiplerini tam 82 kez güldürüp 28 kez gülerek Ersin Korkut oluyor. Bravo Ersin. Rakiplerini tam 82 kez güldürüp 28 kez de gülmüşsün. Mantıklı bir gülme ve güldürme sayısı. Mantıklı çocuk. Bölümümüzün ikincisi ise rakiplerini 59 kez güldürüp 46 kez gülen kim olmuştur acaba? Sinan Çalışkanoğlu. Sinan Çalışkan. Öyle mi? Bravo. Bölümün ikincisi Sinan Çalışkanoğlu oluyor. Üçüncüsü ise 19 kez güldürüp 18 kez gülen kimdir acaba? Benim. 19 kez güldürüp 18 kez de gülen. Birle yani. Benim. Artı bir avarajda. Mustafa. Olamaz, ben 26 defa güldüm. Sadece Celil Cengiz. Sadece Celil Cengiz. Öyle mi? 19 kez güldürüp 18 kez güne. Üçüncümüz Sadece Celil Cengiz. 26 gülüş. Bölümümüzün dördüncüsü 21 kez güldürüp 43 kez gülen. Hande. Mustafa. Hande Atipoğlu. Hande Katipoğlu. Hande hoş geldin ya. Allah i̇şte budur ya. Vay be Hande hoş geldin. Aslı'ya güle güle gibi vay be. Ve öyle olmamıştır. Mustafa Uysun'da Aslı Bekiroğlu ve Hakan Bilgin son üçü oluşturuyorsunuz. Final etabının beşincisi 10 kez güldürüp 43 kez gülen
Ya burada niye hiç kimse birbirini söylemiyor? Artık kritik açıkları 10 kez güldürüp 43 kez güler. 26. Hakan abi. 43. Hakan bildin mi? Hakan abi. 10 kez mi lan? O kadar mı? 43 kez de gülmüş, 10 kez güldürmüş. Hakan Bilgin. Hakan Bilgin. Çünkü bu rakamlar Hakan Bilgin'i işaret ediyordu. Bak bilirim. Bir kez güldürdüysem gerçekten çok üzücü bir durum. Yok saçmalama. Ben aralarda ama çaktırmadık. Tuttuk kendimizi. Ve sıra şimdi bölümün elenen ismini açıklamaya geldi arkadaşlar. Bölümün elenen yarışmacısı tam 11 kere güldürmüş. Fakat dayanamayıp tam 76 kez gülmüş. Bugün çok eğlendim ama ben. Bugün çok eğlendim ama. Bugüne dair bir şey değil bu. Bölümümüzün elenen yarışmacısı hepinizin evet. tahmin ettiği gibi ah. Aslı Bekiroğlu. Ah be. Vay be. Ne yapacaksınız ki bensiz? Senin için var ya kendine dalga geçmene bayılıyorum. Yani. Pardon demene gerek yok. Bunu söylemen yeterli. Böyle. Tutum. Allah belanı versin. Neden? Ben bunu gördüm sonrasında. Hadi bununla konuşalım. Çünkü... Hadi bununla konuşalım. Niye gülüyorsun şu anda ya? Bak teşne. Dur. Teşne işte gülüyor. Teşne yapmış çünkü. Havalar serinleyecek tamam mı? Üstüne Sinan. Yapma. Yapma. Sinan. Yapma. Sinan. Yapma. Hadi git bay. Git. Hala, neyse tamam. Umarım ya, setiniz böyle 5-6 saat daha sürerdi tamam. Beni özellikle. Aslı bizi unutma. Görüşürüz sizi seviyorum. Unutma Aslı tamam mı? Bye. Ya. Hadi görüşürüz. Hadi kapıya kadar. Arkamdan güzel konuşun ha. Bu hafta programımızdan elenen oyuncu yarışmacımız Aslı Bekiroğlu oldu. Teşekkür ediyoruz Aslı'ya. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.